7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Buyurun Kadir Bey. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var, ne güzel mutlağı var. Buyur Kadir. Benim en çok takıntı olduğum o çekmecelerin arkasında bir şey bulamazsın. Bak görüyorsunuz. Hayat doluyum hayat, beni pes ettiremezsin yaşamdan. Kadın iş yerine temizlikte ölüyor. Ölüyor. Bul Kadir'cim bul, bulabilecek misin bakalım. Ben tembel bir kadın değilim, hamar atım Kadir. Şaşırtacağım seni bugün. Bugün ben çok şaşırdım zaten. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Üstüm acaba rica etsem? Aa, çok pardon. Mersi. Çok heyecanlıyım. Gözlerine takılı kaldım. Kundakta bebek çatlatır nazardan, Allah vermesin. Hamaratlıkla da bana bakmaktan çatlayacak. Evine baktığım zaman temiz, hamarat, titiz bir yarışmacı olarak göremiyorum. Kireçlemeler ve kirliler bulduğum için temiz görmedim. Sen ne ki? Ben koltuğu temizledim, sen sadece bir laf yaptın be Kadir. Ah be Kadir, ah be Kadir. Dostum ben dost, düşmanlık arama oralarda. Bunu açacaksın, silkeleyeceksin, 2-3 su yapacaksın. Cıvıl cıvıl baksana, çok seviyorum ben yani. Ay ilk defa benden çok konuşan birini gördüm. Kadir ne oldu? Sesim daha gür değil mi? Bir de oklavanın çıkırtısını gördün. Bayılma Kadir. Kadir alışıra alışıra söyleyecektim. Sen ne yaptın beni? Sallan sallan. Akşam oldu. Ekranların en lezzetli, en temiz programı Kadir Rezil Dili, Enem Arat Benim'den herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Yepyeni bir haftayla elleri leziz, evleri temiz, birbirinden hamarat yarışmacılarla yine ekranların karşısındayız. Bu hafta da birbirinden güzel tariflerle, evlerde temizlik detaylarıyla karşınızda olacağız. Haftanın ilk gününde Ümraniye'de Gülistan Hanım'ın evindeyiz. Bakalım hamarat Gülistan, Gülistan ne kadar hamaratmış. Hazırsanız Gülistan Hanım'ın kapısını çalmaya gidiyoruz. Ama o sırada siz bu haftanın diğer hamarat yarışmacılarını kısaca bir tanıyın. Ve bugün başlasın efendim. Haydi buyurun. Merhaba, ben Betül Aslantaş. 35 yaşındayım. Evliyim. 2 tane oğlum var. 7 kuşaktır İstanbulluyum. Yemek yazarıyım. Aynı zamanda aksesuar firmam var. Temizlik yapmayı çok severim ama benim için bir mecburiyet. Neredeyse günde 5 kere evi süpürüyorum. Bir yemeğin içinde hangi ürünler olduğunu çok iyi bilirim. Tarihçelerini bilirim ve bunlar hakkında da yazı yazıyorum. İnsanın da sebzeliği karıştırılır mı ya? Belki özel bir şeyim var. Karbonatı neyle açıyoruz? Karbonat açmak ne demek? Sirkeyle açıyoruz. Hamarat kelimesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben mükemmelim. Merhaba, ben Benazir Hizarlı, 33 yaşındayım, 10 yıllık evliyim, 3 kız annesiyim, ev hanımıyım ve vanlıyım. Benim için en önemli olan bir evin kokusudur. Bence evin temizliği kokudan belli olur. Yemekte çok iddialıyım, mutfakta kendime çok güveniyorum, döktüreceğime de inanıyorum. Dans ettir Kadir, dans ettir. Bezi dans ettirmezsen seni dinler mi, temizler mi? Sirke. Sirke, kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Evet. Her hamur mutlaka dinlenmeli Kadir. Dinlenmezse açılmaz. Aynı anda birçok şeye yetişebilirim. Pratik ve hızlı olduğumu düşünüyorum. Hamaratlık bence budur zaten. Merhaba, ben Ayşe Özdemir. 28 yaşındayım. Kastamonluyum. 6 yıllık evliyim. Ev hanımı şu an çalışmıyorum. 1,5 yaşında oğlum var. Temizlik yapmayı çok seviyorum. Özellikle banyo takıntım var. Banyoda saç kıl görmeye dayanamıyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Özellikle mutfakta bir şeylerle uğraşmak benim için bir terapi. Mutfakta kendimi daha mutlu hissediyorum. Arife başlasa bayram son anca biter bu. Patlıcanın pişip pişmediğini nasıl anlıyorsun Ayşe? Tırnağımı geçireceğim. Bak tırnağını geçiriyor. Kız bu işi biliyor. Elimin lezzetine güveniyorum. Kendime güveniyorum. Enem Arat benim. Ben Mukaddes İsmailova, 44 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, Özbekistanlıyım, aşçıyım. Mutfak benim için önemlidir. Her yemekle çok güzel yaparım. Çok temizimdir, dağınıklığına tahammül edemem. Versene, seni beğenmedim ben. Böyle yüzüstü böyle, bu ne ya, bu temizlik mi ya? Aynen, bastır sen. Görün görün, hazır mıyız? Hazırız. Kesiyorum. Ha bak. Çok hamaratım, elimden oklava düşmez.
Merhabalar. Kucak dolusu sevgiler getirdim size. Ben Gülistan Arslan. 47 yaşındayım. Tokat Almusluyum. 3 yıldır evliyim. Gözleme mantı açıyorum. Gözleme mantı evim var. Kesinlikle yanlışın karşısında durmam. Doğruya inat ederim, başarırım. Ben temizlikte pembeler giyerim. Oh, botlarım böyle güzel. Ama mutfağa geldim mi bembeyaz giyerim. Yalnız hamur güzel olmuş ama. Yani elimin değmesi yeter söylemek. Bir tarafa yani. Güzellik takıntım var. Sunumum da çok güzel. Yemeklerim de çok güzel. Kendim de bir o kadar güzelim. Hayırlı sabahlar Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Evet, haftanın ilk gün yarışmacısı. Herkesin enerjisi gayet güzel yerinde. Kadir. Efendim. Bir de senin için ezildi diyorlardı. O bir tek soyadımda geçerli. Özel hayatımda, özel hayatımda asla öyle bir Kadir'cim, şey olamaz. Kadir'cim bir dans edelim mücadele bende. Ne? Müzik ne söyleyelim? Kadir anlamadın galiba. Hanımefendinin soyadı mücadele. Hem mücadele ben de dans var zannettim öyle bir. Yani, Gülistan mücadele. Yani çok o zaman mücadele ediyorsunuz. Ben bu kadar şersem ben de bir tango yapabilirim. Tabii. Papatya gibisin beyaz ve ince. Tarayrayrararam seni görünce. Ben mutlu oldum sen gelince. Tarayrayrararam en hamarat sensin. Ah Gülistan. Ah. Evet, haftanın ilk günü çok güzel geçiyor. Geçecek inşallah. Gülistan Hanım size güveniyorum. Ben Gülistan Arslan. Seni korkutmak istedim. Kız hani mücadeleydi? Seni korkutmak istedim. Mücadeleciyim. Onu evde göreceğiz artık, mutfakta göreceğiz. Hazır mısınız Gülistan Hanım? Hazırım. Bir evinizi gezelim, bismillah diyelim. Şöyle sağ ayakla mutfağa doğru bir gidelim. Gezin anam, gezin, gelin. Buyurun. Özgüven tabağı. Buyurun. Size de günaydın beyefendi. Enerjiniz gayet bugün yerinde. Ayvası var, narı var. Bahçası var, bağı var. Mutfağa gidiyoruz efendim, buyurun. En amanat birinde yepyeni bir haftanın ilk gününde Gülistan Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı uzunluğu ve genişliğiyle dikkat çekiyor. Aydınlatmalı dolapları, köşe oturma takımı ve şık fayanslarıyla bu mutfak bir hayli konforlu görünüyor. Bakalım Kadir burası hakkında neler düşünüyor? Ah buyurun bahçası Kadir var, Bey. Bağı var, ayvası var, narı var, ne güzel mutfağı var. Buyur Kadir. Maşallah dört dönüm arsalık mutfak. Mutfak aşığıyım ben. Yani Kadir ne yapıyorsun? Bir yüzüme bak ya, aşığım diyorum. Ama sabah kapıda baktım diye yeter akşama kadar yüzden mi bakayım, evi gezeceğim. Yani Kadir seni... Yani yapma. Benim en çok... Kadir, efendim? Seni anan benim kardeşim falan mı doğurdu? Benim en çok takıntı olduğum o çekmecelerin arkasında bir şey bulamazsın. Bak görüyorsunuz. Bulamazsın. Sadece ben o çekmecelerin arkasını çekip tamamen silerim. Her zaman takıntım var Kadir. Maşallah. Yani bulaşık bir tane olursa ben bugün mantı da açamam, börek de açamam. Bir tane olmaz. Nasıl yani anlamadım. Çöp olmaz. He. Bulaşık olmaz. Ben kendime ne börekler açacağım bugün. Ara. Gülistan Hanım kaç tane çocuk var sende? Ah ben dünya çocuklarının annesiyim. O kadar duygularım var ama 3 çocuğum var. Bir tanesini doğurdum. Kafam karıştı. Dünya çocuklarının annesiyim. 3 tane çocuğum var ama bir tanesini doğurdum. Evet. Bu geri kalan çocuk nereden geldi? Yani Kadir kariyer yaparken evlilikler de yaptım. Mutfakta börek açarken boş durmadım. Ne yaptın? İki börek arası bir nikah kıydın. Geri mi geldin? Yani bak şimdi balayındaydım. Sen beni mutfakta gördün. Hadi bakalım hadi. Bir hafta oldu bu evime geleli ama yine de beni pislik bulamayacaksın. Şu tarafa doğru bir gitmek istiyorum. Gülistan Hanım ne kadar renkli görüyorsunuz. Tam benim istediğim yarışmacı. Çöp kovasının olduğu yer bir kadının temizliğini gösteren en özel noktadır. Çöp kovasının olduğu dolaba mutlaka bakacağım. Kadir, elini çok ezdin oraları. Nasıl yani? Yani iyice sürtme lütfen, böyle yüzeyden al. Bir hafta oldu evime geleli. Bugün daha börek yapacağım ama temizliklerim tam. Peki, şöyle bir yerine... Ama fırın tuşları gayet güzel, yeni yani. Şurası falan eski bir fırın ama... Her yer bembeyaz olmalı. Kadir, bu ocak fırın aspiratör eski ama... Yine de hanımefendinin temizliği kendini gösteriyor, öyle değil mi? Evet, evet. Bak, aspiratörün kendisi buraları... Gayet ki güzel. Kışın oturmadığım bir ev. İkinci evliliğimden dolayı kışları İstanbul'dayım, yazları Alaçatı'dayım. Havam batsın Kadir, Alaçatı farklı. Bir şey diyeceğim.
Niye ikinci evliliğinden dolayı yazın Alaçatı'ya gidiyorsun? 3 yıldır İstanbullu oldum. Böyle apartmanlara tıkıldım kaldım ama... Ama şimdi bak olayı yarım anlatıyorsun, ben anlamıyorum. Kadir, iyisi mi biz bunları yemek etabında konuşalım? Gel o zaman salona gidelim ablam. Ne oldu, bitti mi burası? Gülistan daha değil, yeter sonra gezerim Gülistan, ben buralım. Gülistan gel Gülistan Kadir. Gülistan ablam çok enerjik, ona yetişemiyorum. Gel. Gülistan, Gülistan. Gülistan Hanım'ın salonu yarışmacımızın renkli kişiliğini yansıtıyor. Bol miktarda aksesuarlar ve fotoğraflarla süslenmiş bu mekanda koltukların ve perdelerin renk uyumu da bir harika. Temizlik konusundaysa göze çarpan bir sorun bulunmuyor. Ama bakalım Kadir bu salonun detaylarında nelere dikkat ediyor? Evet. Kız anam bu ev kaç metrekare? Ne kadar geniş güzel ev. Kadir. Bugün adımı ezberledi Gülistan abla. Kadir gel bak, burada çok ilginç bir fotoğraf var. Gülistan Hanım'ın Alaçatı'daki dükkanında çekilmiş bu fotoğraf. Kadir bir de sen beni mutfakta gör. Gözlemeler, bazlamalar, cızlamalar. Böyle süslü kokana bu bir şey yapamaz diye düşünme. Burası Phuket adaları mı? Ilıca plajı bu. Kadir daha Ilıca'ya kadar gidip tanıyamadıysan sen. Ben Ilıca'ya hiç gitmedim inan olsun. Bu da çok değerli büyüğüm, abim, yengem. Babam kadar sevdiğim, benden 2 yaş büyüktür ama... Bir yandan da görümcesin. Bir yandan da yengem benden güzel ama yapacak bir şey yok. Çok seviyorum. Siz orada sevmeye devam edin, ben şuraları kontrol edeyim. Bul Kadir'ciğim, bul. Bulabilecek misin bakalım? Salona girdiğimde koltuk aralarına mutlaka bakacağım, petek aralarına mutlaka bakacağım. Objelerin üzerinde toz var mı diye mutlaka bakacağım. Kadar bir şey. Bak bu da yün halı. Uzun senenin halısı bu da. Kadir'ciğim ah, ben zamanında hereke halı dokudum çocukluğumda. Şimdi mantıları dokuyorum, börek dokuyorum. Hereke halımı tabii ki sattım. Ama bir metrekare vardı. Onu getiremedim ama şurada minik bir çantam var, gösterebilirim sana. Gülistan Yiğit yazıyor. İnan bana Kadir. Sen kendin mi yaptın? Evet. Getir görelim. Çocukluğumda bile yapıyorum ben her şeyi. Kadir şaşırtacağım seni bugün. Bugün ben çok şaşırdım zaten. Ne kadar enerjik kadın maşallah, gördün. Kadir bak ne yazıyor burada, oku bakayım. Aa oğlum. Gülistan Yiğit 1991. Buyur. Yani hamaratlığın buradan belli ya. Kız bunu sen ben bundan 6 metrekare 6 tane dokudum. Çocukluğumda Tokat Almuz köyünde Kızıldere'de geçimimi sağlıyorum. Tokat'ta mı? Şimdi de mantımı yapıyorum, geçimimi sağlıyorum. Ben tembel bir kadın değilim. Hamaratım Kadir, masa örtüm bile... Kışlemeli. Kışları, güzel vakitlerimi boyuyorum. Aşkla boyuyorum onlara. Hayatı çok seviyorsun Gülistan abla. Çok güzel bir enerjin var. Hayatı çok seviyorum. Güzel kadınlara örnek olmak istiyorum. Ama bu kadınların yanında çok çalışkan olduğumu göstermem lazım. Evet. Onlar da kadın şimdi nasıl diyorum, oluyor diye görsünler. Kadın nasıl? Tam bir Atatürk kadınıyım. Anadolu kadınıyım. Oh. Köylü kadınıyım. Kariyerde yaparım. Hem sportiyim, hem Anadolu evet kadınıyım, hem mutfakta aşçıyım, hem tarlada sport beni... Ürdat. Gir koluma, gidiyoruz. Gidelim. Banyoya gidiyoruz. Gülistan, Gülistan, ne kadar da hamarat. Ne buldun Gülistan, kocamışım? Gülistan. Koca salonda ne buldun da banyoyu göreceksin Kadir, pes bir etmiyor de banyoya musun? Bakalım. Yok pes ver etmiyorum, inat. Ver bakayım şu çantamı, hediye veremem sana. Çocukluğum bu benim Kadir. Tamam, çocukluğun sende kalsın, gidiyoruz. Evimizin banyosu da salon ve mutfak gibi bir hayli temiz görünüyor. Gülistan Hanım'ın çiçeklerle süslediği bu mekanda hiçbir eksik bulunmuyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor? Buyur bakayım Kadir'ciğim. Yani bak ben gülsüz yapmam. Her yerde pembeler, çiçekler. Banyomda bile hüzün yok. Bak gül banyoda. Kadir bak kadın buraya bile peçete örtmüş. O hem orada de çiçekli Kadir, çiçekli, hayat doluyum hayat. Beni pes ettiremezsin yaşamdan. Yani bu hayatta kim tuvalet kovasının üstüne çiçekli peçete serer ki yani, başka? Zaten kocam beni boşarsa bu kağıt hastalığından boşayacak Kadir. Niye bütün parayı kağıda veriyorsun diye mi? Sarraf aldım kağıt hastasıyım diye. Ne gibi kağıt hastalığınız var hanımefendi? Benim her yerde kağıt hastalığım var. Bu mevzuyu konuşmayalım. Kadir adam duyar, kulağına gider. Küçücük bu dünya. Eşinizden sakladığınız bir şeyler var o zaman. Çok harcama yapıyorum Kadir. Birinci kocam kaçtı. Dayanamadı alışverişlerine. Ay bir şey değil mi? İkincisi de bu ekonomik krizde bu kadar zorlama. Adam batar valla. Bak bu zamanda koca da bulamazsın bir daha. Koca, Allah korusun. Koca bulunuyor da bana 3 gün dayanamıyorlar. Bu 3. yıl doluyor çok şükür. Balayına gidemedik. Nazar falan değer.
bak Kadir. Süre azalıyor. Balayına gidince reset mi atılıyor evliliğe? Bir an önce balayına gitsek de tamamlasak bu işi Kadir. Her şey yok. Sonra balay dönüşü boşanmayı mı düşünüyor? Hayır. Niye öyle bir balayına kilitledin kendini? Bu beni 3 yıl çekti. Allah'ın izniyle çekecek yani ömrümün sonuna kadar. Senin sana dayanma şeyi 3 yıl. 3 yılı açtıktan sonra bir daha ayrılamıyorlar. Kadir Gülistan Hanım balayında eşine reddedemeyeceği bir teklif yapacakmış. Sen o zaman adama büyük bir hediye falan aldın yok, galiba. Yok biz 3 yıl oldu Kadir'cim de. Yani evliliğimizi 5 günde karar verdiğimiz için daha hala erteledik, balayına gidemedik. Diğer zamanlarda da yine bir... Sen adam fikrini değiştirmeden ben önce balayına gitmek istiyorsun. Ben anladım. O çalışıyor, yoğun. Ben çalışıyorum, yoğunum. Biz böyle aşkımızı anladım. Biraz... Ama sen bu kağıt israfını durdur bir an önce. Çünkü ekonomik krizdeyiz. Bak sen adam batar. Sen bu konuyu açma. 3 yıldır duymadıysak hocam duymaz Kadir. Kapat. Ayakta uyutuyorlar bizi. Bir banyoya bakamadım. Neyse gidiyoruz efendim. Kadir. Yanakların al gül pembe. Gülistan, Gülistan. Ya Kadir bu çok toz. Sen alemi gül mü alsak? Sen Kadir. Alemi kandırıyorsun Gülistan, ben Gülistan. Ben kandırmam. Kandırıyorsun. Kadir, adamı kandırmışsın. Kandırma. Adamı sen Deniz Apaçatı'ya gönder peçete al eve. Hijyen ve temizlik için. Kadir, Kadir. Kadın hijyen ve temizlik diye ölüyor. Ölüyorum. Mutfaktaki marifetlerini de göreceğiz ama hazırsanız haftanın ilk gün misafirlerini çağırıyoruz. Katinamın elinde makası biçemez, ah biçemez. Haydi bakalım. Bir şeyi istemem, sevmem yeter. Bugün buradaysam kendime güveniyorum. Korkum benden, ben bir şeyi istediysem oklavam havada kalacak, birinci olacağım. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bekliyordum. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Üstüm acaba rica etsem? Çok pardon. Mersi. Çok heyecanlıyım. İlkokul öğrencisi gibiyim bugün. Sizler için. Gülistan Hanım. Gülistan Hanım bu mont verme olayına ne diyeceksiniz? Bu nasıl bir hareketti böyle? Misafirim. Misafirim çocuklar. Bugün onları hoş tutayım. Puan alacağım çocuklar. Yavaş yavaş. Kapıdan içeri ilk girdiğimizde Gülistan Hanım aşırı heyecanlıydı. Heyecanını bize yansıttı. Sanki 23 Nisan törenlerinde sahneye çıkmış bir çocuk edası vardı. Betül Hanım kapıdan içeri girerken mantosunu çıkarması çok hoş bir hareket değildi. Bence yapmacıktı. Bize tepeden bakmak istedi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Böyle çok nasıl, merhaba. Betül Hanımcığım merhabalar. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Benazir. Kız ne güzel ismin var senin öyle Benazir. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hazır Benazir. Hoş geldiniz sevgili hazır, güzel misafirlerim. Hoş bulduk. Törenimize hoş geldiniz. Hazır Benazir olarak da. Gülistan Hanım karşılamasını beğenmedim. Çünkü biraz böyle sanki yapmacık karşıladı bizi. Ve hiçbir şekilde elimize bir kolonya vesaire bir şey dökmedi. Biz Türk adetlerine göre böyle şeyler önemli bizim için. Evet yepyeni bir hafta. Birbirinden eli leziz, evi de temiz hanımlarla yine kaldığımız yerden ekranlarda harikalar yaratacağımıza inanıyorum bu haftada. Benazir Hanım, Ayşe Betül Mukaddes, Gülistan. Kendimden bahsediyor. Hoş geldiniz. Biz sizi tekrar tanıyalım Gülistan Hanım şöyle haftanın ilk günü ev sahibi olaraktan. Gözlerine takılı kaldım. Kimin? Misafirlerimin. Özellikle Betül Hanım'ın gözleri maşallah. Kundakta bebek çatlatır nazardan Allah vermesin. Rica ederim. Renkli renkli. Hamaratlıkla da bana bakmaktan çatlayacak. Gülistan Hanım çok iddialı bir yarışmacımız. Siz de iddialısınız ama onun bütün iddiası hem içinde hem dışında vuruyor. Göreceğiz bakalım ama bir tanıyalım Gülistan Hanım'ı. Kaç yaşında, kaç çocuğu var, nereli, ne iş yapıyor? Ay hoş geldiniz diyerek ben dünyaya örnek bir anneyim. Bütün dünya çocuklarının annesiyim çünkü sevgim yetiyor Allah hepsine. Bağışlasın. Sevgi çok bende. Ama hamaratlık da bir o kadar istemem yan cebime. Koy hep duruyor orada. Çok hamaratım. 47 yaşındayım. 3 tane çocuk sahibiyim. Bir çocuğu doğurdum. Diğer iki çocuk ikinci eşimden. 3 çocuğum var. Gülistan Hanım'ın kendisini övmesinden, heyecanlı olduğundan çok temiz olduğunu düşünmüyorum. Yani daha ilerleyen saatlerde buradayız. Torunum bile var. Kayınvalideyim. Çok da güzelim. Ay bir anne sağlığı. Ya şu an skeç seyrediyor gibiyim. Kayınvalidesiniz. Tabii ki Kadir. Sen benim oğlumdan bile küçüksün ama maşallah. Bütün çocukların farklı yaramaz. Sen dördüncü yaramaz çıktın. Gülistan Hanım'ın hareketleri bana çok yapmacık geldi. Mutfakta da çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Kendime rakip görmüyorum. Peki biz ikramlıklarımızı alalım. Sohbetimize devam edelim. Haftanın size birer kahve ikram edeceğim.
Yani 40 yıl boyunca bana iyilik yapın, unutmayın, bir de hatırı kalsın dedim. Hadi 40 yıl. Ben hemen geliyorum. Diyor. Kadın garantici. Kahveyi bile garantiyle veriyor. Garanti. 40 yılı garantileyeceksiniz, verelim. Acaba bir tiyatro eğitimi mi var Gülistan Hanım'ın? Kendi yaşam tarzı öyle galiba ama biz... Yaşam tarzı. Yani soylarında, genlerinde böyle hint yok. Şöyle şöyle falan. Vallahi bilmiyorum. İsmail Dümbüllü dedesi mi, onu da bilmiyorum. Yalnız bize kahveyi sormadı. Sormadı. Evet, Benazir Hanım da dedi, bize sormadı. Şekerli gelirse ben içemem, midem bulanıyor. Heyecanlı. Hatta bilemem. Hanımlar, ben de çocuklar gibi heyecanlıyım. Bakmayın babaanne olduğuma. Kahveleriniz bugün 23 Nisan. Bütün çocuklara 23 Nisan kutlu olsun. Valla ben soğuk suyla beraber sade bir kahve içiyorum. Ben de sade içiyorum. Ben de sade içiyorum. Bana müsaade. Peki. Kadir Bey'den sormadınız. Ben içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Sabahları. Yalnız ne kadar enerjik. Evet. Gülistan Hanım'ın bu kadar pozitif olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçek yüzü yarından sonra ortaya çıkar. Kızlar, ben size bir kahve yapayım ki 40 yıl beni hatırlayın. Gülistan Hanım, yarışmacı arkadaşlarınızı nasıl buldunuz? Yarışmacı arkadaşım öncelikle güzel buldum ama ben çok özel gibi geldi gözüme. Hani rol yapıyor gibi duruyor mu bilmiyorum, size karşı öyle biraz mi duruyor? Sanki sahne perdeleriyle, evet, böyle reveransla. Eteğin falan hareket tutması. Hareket ediyor. Sanki böyle kayıt kesince öf, tamam be, yeter mi değil. Bir an kendine mi gelecek gibi? Yok, evet, biz varken yapmaz. Tek başına kaldı mı yapar onu. Öf, gittiler mendeburlar. Betül Hanım'ın kapıdan girer girmez yaptığı harekete bir yorum yapacak mısınız artık? Betül bir kere endamını salladı ama görmedi benim havamı ki ondan. Sonra sanki biraz dilini yuttu gibi Betül. Kıskandılar beni diye düşünüyorum. Peki hamarat olduğunu da iddia ediyor bu arada. Yani bu kadar enerji, bu kadar fıkı fıkı biri mutfakta da sizce hızlı olur mu? Yetişir mi diyorsunuz? Aa, heyecanla ben... Yoksa lafa, sohbete, muhabbete... Şey yapamıyorum yani, düşünemiyorum. Çok heyecanlı kadın. Yani iki işten birinde size... reverans veriyorsa o biraz zor size gider. Size bir görsel göstermek istiyorum. El ayağı birbirine girebilir. Her yerden de yani gözleme yenmez ama. Kendisi sürekli olarak yapıyormuş ve kendisi evde de çok hamarat olduğunu söylüyor. Bakın, kadın size görselle konuşuyor. Hakikaten bu Gülistan Hanım mı? Evet. Niye? Başkasına benziyor sanki yani. Ha, şurada gerçek. Kapalı olduğu için mi acaba? Kadın her şekilde giriyor. Bir an gözlemeci teyze olabiliyor. Şöyle bırakayım size, bir bakın. Bir tane daha vereyim hatta, bakın. Bu da istupirajı mı dedi, buket adaları mı dedi, unuttum. Tamam, bu olabilir yani. Öbür fotoğrafa hiç gerek yok. Böyle fotoğraflar koysunlar insan. Hangisi önce acaba? Sonuçta bu hamaratlığını sergiliyor ama. Yani program için bunu koymuş bence. Ayol, oraya ben de geçer. Kaç sene önce diyor. Herkes geçer poz verir. Yapmadan sadece poz mu verdi diyorsun? Evet. Ellerinde un var mı? Önünde un var mı? Tertemiz. Saç baş dağılmış mı? Yazması gevşek, sıkmamış bile. Saçlarımı bir havalandırırım böyle. Tülbentimi bir takarım. Görürler, bu havalı kadın bir şey yapamaz dedi onlara. Anam dediler, ben biliyorum, fısıl fısıl fısıl. Üstünde bir, yüzünde bir emekçi kadın ifadesi var mı, görebiliyor hani musunuz? Hani un olabilir üstünde. Olur mu ayol, gözlükler bile pırıl pırıl. Bak, ben onlara özendim. Bir kahve özendim, bir kahve özendim. Oh oh oh. Kahvede bile elim titremiyor hanımlar. Buyurun 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 buyurun. Her neyse, Gülistan Hanım'ın sanıyorum fazla bir hijyenle, hamaratlıkla alakası olmadığı için bir fotoğraf koyayım da üzerine 10 dakika konuşsunlar dedi. Biz de öyle yaptık. Daha evi dolaşmadan Betül Hanım direktman fikri edindi bakalım. Kadir Bey. Efendim. Siz kahve içmeyeceğinizi söylediniz. Sadeler hanımefendi. Teşekkür ederim. Canım, bu da senin kalbim. Ben gül rengi gibi söyledim sana ama armutlar, elmalar, güllü tepsileri. Gel gel, gitme, gel otur gel. Ah, sularını unuttum Kadir. He tamam, hemen suları alıp al, yavrum. Gel bari. Peki. Gülistan'ın kahve sunumunu beğenmedim çünkü sadeydi, çok basit duruyordu. O yüzden hiç hoşuma gitmedi. Düşünsenize, bir de yarın artık kimin evindeysek yarın bir geliyor bambaşka biri. Gel Gülistan abla. Sularınızı lütfen. Biraz ses tonumu değiştireyim istiyorum artık. Misafirsiniz dedim size. Çok teşekkür ederim Mersin. Yeter mi yani, dedin? Biraz da yani ağırlığımız olsun. Kadir'cim, su iç, benden çok konuşuyorsun. Teşekkürler. Biraz bana fırsat ver misafirlerimi tanımakta yani bunun... Gülistan abla, sen hep böyle misin?
Yoksa bugün için ayrı bir şov mu bu? Çünkü hanımlar biraz seni yapmacık buldular. Hani gerçek hayatta da böyle olduğunu düşünmüyorlar. İşte yani ona da artık hayat felsefem. Yaşam devam ediyor. Sizlere alışmam gerekiyor. Gülistan Hanım hamarat olabilir mi diye sorarsanız eğer, Gülistan Hanım sadece hamur işinde hamaratım diyebilir. Peki bu resimdeki sen misin, doğru söyle. Ah Kadir'cim, o resimde 80 kiloydum. O benim. Doğrudur. Torunumun, işte oğlumun hediyesi bana o resim. Yani tesadüf çekilen bir resmi böyle. Şu anda benim 80 kiloydum. Bu resimden bunları sonra... Bunları sen mi yaptın bu, evet, gözlemeleri? Evet, ben yaptım o gözlemeleri. Ama hanımlar hala ne yapıyorlar? Yapıyorum. Hayır, üstün başın bu kadar temizken bu nasıl resim çekilmek? Hani Betül Hanım dedi ki üstünde un yok, bir şey yok. Elimde yüzümde un yok. Neden olmasın elimde yüzümde un? Ustalığı burada. Sanki bir merasimde böyle sunuculuk yapıyor gibisiniz. Hani böyle biz ağzımız açık seyrediyoruz. Siz hiçbir şey diyemiyorsunuz. Yaşamımızı, işimizi, mutfağımızı sunmayacak mıyız? Peki, o zaman bize bugünkü menünüzü bir sunar mısınız Gülistan Hanım? Tam şöyle karşınızdaki kameraya. Şöyle yapayım, birazcık havalara gireyim. Mutfak başka. Şimdi bugün mutfağımda 12 çeşit alaçatı otlu el açma börek, çıtır mantı, salatam var sırgan otlu. Bir cevizli baklava yapacağım size. Ah 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 ah, yüreğimin aşkını unutmuşum. Ben bir tokatlıyım. Burada sarma sarmaz mıyım size? He, evet, tokat almustan yaprak sarması. Yani kızlar, tokatlıyım yani. Gülistan Hanım'ın hareketleri yaşına göre hiç uygun değildir. Evet, 5 çeşitte saydı. Bakalım akşam menü sofraya geldiğinde nasıl bulacaksınız? Lezzetleri önemli biliyorsunuz. Şimdi hazırsanız bir evi gezelim mi? Bize bu kadar enerjik görünen Gülistan Hanım, bakalım temizlikte de enerjik miymiş, dibe köşeye giriyor muymuş, yoksa evde sürekli diye gezeyim, göreceğiz. Abi, mutfakta göreceksiniz yine beyaz örgüler. Haydi buyurun ablana, hep birlikte bir mutfağa gezelim. Sen dur ablam, biz gidiyoruz. Gülistan, Gülistan, kalk. Ah Kadir, ah. Esnaf olduğum için herkesi alttan alırım, idare ederim ama kesinlikle yanlışın karşısında durmam. Doğruya inat ederim, başarırım. Gülistan Hanım'ı temiz hiç bulmadım. Kıl artıkları vardı. Evcil hayvanı mı var acaba evinde? Onu soracağım kendisine bir dahaki gördüğümde. Bulaşık makinesinin filtresinde kalıntılar buldum ve buzdolabının lastikleri çok kırıntı vardı. Çekmecelerde banyo kireçlemeleri olsun, duşakabinli içlerinde kireçlemeler ve kirliler bulduğum için temiz görmedim. Gülistan Hanım'ı evine baktığım zaman temiz, hamarat, titiz bir yarışmacı olarak göremiyorum. Ve maalesef Gülistan Hanım bize 5 çay için ikramlar hazırlayacak. Şu anda tek düşündüğüm o ikramları nasıl yiyeceğim. Evimi de işimi de asla ihmal etmem. Evimde de çok mutluyum, işimde de çok mutluyum. Herkes beni örnek almalı. Hamarat bir Gülistan istiyorum hepinizden. Kız Gülistan abla, yetsene, öldürdü beni ya. Sen ne bulacaksın benim salonumda ya? Kapıda duruyor, hadi diyorum, bana bakıyor ya hala. Ben bir haftadır temizledim zaten evimi. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Gel, beni kovalayıp durma. Gel. Şimdi sen temizledin ya, biz senin nerelerini ne güzel temizlediğini göstermek için etrafı çekiyoruz. Yani benim temizlik yapabileceğimi zannetmediler ama bak. Kız başörtüyü takınca o resimdeki kadın oldu vallahi. Oldu. Ben temizlik yaparken özgürüm. Bak benzedi. Paçalarım uyuyacak. Bir kere akşama doğru ıslanacak bunlar. Kadın dediğin temizliği böyle yapar. Paçaları yere değecek halıya.
Şu kahve fincanlarını toplayalım tepsiyi öncelikle. Heh, sen al den eline oyuncağını oyna. Kadir ha, bunu gör lütfen. Bak yavaş yavaş benziyorum. Sen bu kiloyu nasıl verdin? Yani isteyince diyet yapıyorsun, veriyorsun. Bak, yani. İyi ki de vermişsin yani. Ama yanakların falan çok yani, çok. Tabii büyük. Canım ben zaten güzeldim de bakma sen. Gülistan Hanım, yüzeysel temizlikte iyi ama bence detaylarda iyi değildi. İlk önce süpürge yapmam ben. Ne yaparım biliyor musun Kadir? Bütün koltukları silkelerim halının üstüne. Tamam yani, o zaman görelim. Şimdi gel. Ben birden süpürürsem evi, ah ne oldu? Hadi bakayım koltuğu kaldırdım, saçım düşmüş, akşam uyuyakalmışım. Kocam beni koltukta unutmuş. Gecenin bir yarısı gelirse almaya saç da düşer başta. Böyle olacak. Hemen bak gördün mü Kadir? Öyle koltukta uyuduğunda gelip alıyor mu seni, bırakıyor yani, mu? Yani yorgun adamın karısı çalışıyor. Yani tabii ki oluyor. Sen ne iş yapıyorsun abla? Ben hala onu anlamadım. Sana desem ki en az tek bir... Bana direkt işi söyle Allah'ını seversen. Ah, günde 5 kilo gözleme, günde 5 kilo mantı yapan, 10 tepsi börek yapan benden başka hamarat var mı? Sadece bu 1/3. Bu da kış mevsiminde. Sen Kadir, şimdi Alaçatı'da eşinin otelinde ya da restoranında... Ah kendi restoranımız Kadir, kendi restoranımız. 100 tane işçi aldım. Hepsi gitti. Ama her yerde dükkanda 100 tane Gülistan var her köşede. Kadir, Gülistan Hanım diyor ki seyirciler bugün beni mutfakta izleyince o kadar beğenecekler ki namım yayılacak. Ah ah onlar beyazlar. Bir kere Kadir sen şunu biliyor muydun? Neyi? Ben temizlikte pembeler giyerim. Oh botlarım böyle güzel. Ama mutfağa geldim mi bembeyaz giyerim. Çiçekler, elbiseler giyerim. Açarsa o çiçekleri gördün mü? Elbisemde şöyle bir dönüp baktım mı? Masanın süsünü ya da işte çiçeğini unuttuğum aklıma gelir. Kadir, hiçbir şey unutmayacağım bugün. Çiçekli elbise giyeceğim ben. Yemek yaparken, yemek yap. Oo, puantiyeli bir tarafa Kadir. Kadir hemen başlayalım temizliğe. Hemen acele edin. Evet. Çabuk, çabuk. Abla çalıştır. Allah Kadir, oh, çabuk. Sen ne ki? Ben koltuğu temizledim. Sen sadece bir laf yaptın be Kadir. Ah be Kadir, ah be Kadir. Ben şimdi... mi konuştum? Ah. Beni lafa mı tutacaksın? Bak bir tane koltuk çık. Kadir gerçekten çok konuşuyorsun. Sen anca süpürgemi bozarsın Kadir. Bak. Benim dilim kurusun. Bak. Ben Kadir. De su alayım yerleri sileyim. Hıza bak hıza. Ancak o işe yararsın sen. Hadi ben konuşuyorum. Hadi. Ben bugün çok konuşuyorum. Ay ilk defa benden çok konuşan birini gördüm. Gülistan Hanım şu an gününe oynuyor. Yarın bambaşka Gülistan olacak. Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Millet peşine düşmiş. Gülistan, öyle Gülistan. Öyle değil koçum. Ver Alem bakayım sen... bana. Halay başı kim çeker? Yaylalar, yaylalar. Tokatlı Gülistan çeker. Ey yaylalar, yaylalar. İşte özlediğimiz muhteşem düet budur. Akşam oldu. Dolduruyorum ablam, tamam. Hadi. Doldur bakayım. Hayır, sen Kadir, söylüyorsun yeter. Problem yok de niye ben söyleyeceğim akşam oluyor orada? Kadir, sen bana yardımcı olacaksın sözde ama sen bana yardımdan çok daha çok batıracaksın. İlacı çok koydun şimdi. Kayacak misafirlerimin yok, ayağı gidecek. Bu güzel kokuyor bak. Ah. Süpürgeyi kapat. Gülistan'ın gülünden başka bir şey kokmaz. Şöyle. Yalnız bakın temizlik konusunda Kadir'e karışmayın benden size söylemesi. Ha Kadir. Efendim. Bir anda çocuğum hep böyle herkesin işine karışmaktan benim yanımda ne işçi çalışıyor, ne kalan oluyor, ne koca kalıyor bunlar aramızda. Ha. Tamam bu bizim ikimizin arasında. Oh. Aslında çok fazla konuşmuyorsunuz ama. Ne bana dayan olur mu canım benim? Yani dayan. İş yerinde de böyle böyle enerjik misin abla? Bir gün geliyorlar, ikinci gün kaçıyorlar, üçüncü gün sabrediyorlar, dördüncü gün arasam da telefonları kapalı. Allah Allah, niye ki acaba? Onlar da illa somurtkan patron istiyorlar. Böyle neşeli kadın bulmuşsunuz. Yani... Gülistan Hanım hiç iş yapmıyorsunuz, gözümden kaçmıyor. Ya Kadir ben profesörüm diyor. Peteğin altından hafif tozlar döküldü. Ben profesörüm diyor. Profesörün işine karışılmaz harika. Hanımlar çıkartmışlar. Muhteşem. Böyle bir iki tane yumak düşmüş peteğin alt kısmından. Bak Kadir sana şimdi bir şey. Allah aşkına söylemeyin. Allah'ın adını verdin. Bezini ne oldu? Katma kaldı. Bari bir tane Rabbimi toz katma. Bulabildin mi? Bir tane toz bulabildin mi? Neyin temizliğini yapıyorsun Kadir? Ama diyorum ya çok bir şey yok. Yerler falan tertemiz. Petekler de temiz. Ama altından bir iki kenar, o kenar detaylardan tozlar çıktı sadece. Klimanın üstünde gezdim. Oraları da temizdi ablam zaten. Gözlüklerimden eğildim ama gözlüğüm takılınca farkında olmadan çabuk çıktım oradan. Ondan belki sen gördün orayı. Allah'ım ya Rabbim Allah. Gözlükle niye çabuk çıktın abla? Yani gözlüklerini eğilince şeyin altına değdi. Kaloriferin altına tamam, değdi. Tamam anladım. Sen peki. O anda orayı gördün demek peki. Ki. Şu TV ünitesinin arkasına bakmak istiyorum. Bak. Neye bakacaksın Kadir'cim? Bak. Bunu niye koyuyorsun? Bak.
Ver elini sıkayım Kadir diyor. Dostum ben dost. Düşmanlık aram oralarda. Ben hep benim böyle bir senin görümcen var. Falan var mı kayınvalide? Bak görümcem de var ama hepsi çok iyiler. Çünkü iyi olmak zorundalar. Zorundalar. Evet, ne gibi bir yani zorundalık? Boyunca mı imzaladılar seninle? Birinci devre görümceler gittiği için ikinci devreler korkar artık. Yani bir fasıl atlattım görümceleri biliyorsun. Tecrübeliyim. He. Tabureyi koy şuraya gel. Gel 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 gel. Zaten desemde susmuyorsun bari anlat. Bir şey söyleyeceğim. İlk görümcelerin kötü müydü? Kadir ben onların yeğenlerinin annesiyim. Görümcelik tabii ki yapmaya çalıştılar. Çünkü bu bir görümcelik stili bir meslek yani. Bir meslek mi? Meslek bu yani. Görümcelik ikonculuk. Ben de şu anda bir görümceyim. Bak gelinin resmi orada duruyor. Gelin bana bakıyor. Yapma böyle. Peki Mişi kaç yaşında evlendin ilk evliliğinde? 18'de evlendim. 19'da kucağımda çocuğum vardı. Peki o zaman da böyle enerjik miydin yoksa daha böyle saf hani bilmeyen böyle cahil gibi duruyor. Yani ezdiler mi seni ah, diyorum. Ah Kadir'cim ah beni kimse ezemedi ki. Ya o günkü Gülistan'la bugünkü Gülistan'ın arasında sadece Ilıca plajında bir saatlik fark var. Peki bir bez yıkamanı görmek istiyorum. Nasıl yıkıyorsun abla? Sen beni bez yıkamamı... Dur bak Kadir öyle değil. Bir kere güç alacaksın böyle. Köylü kadınısın. Ah bunu açacaksın, silkeleyeceksin. 2-3 su yapacaksın. Bir bezine bakacaksın. Sapsarı be anam. Cıvıl cıvıl baksana. Çok seviyorum ben yani. Tamam Kadir tamam anlaşıldı. Gülistan'ın bezi şahane yıkıyor. Hadi hemen yerleri silip mutfağa geçelim hadi. Bak halının altında eğer toz varsa vardır. Bir de yün halı bu. Bak şöyle aldım. Bakın görüyor musunuz gayet bezim temiz. Vallahi evde silmedik girmedik yer kalmamış ablam. Evde silmedik girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep çetelerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Anama ana diyesin sus bir. Babama baba diyesin. Kadir ne oldu? Sesim daha gür değil mi? Hem elim gibi hem işim gibi. Bir de oklavanın çıkırtısını gördün sen. Bayılma Kadir. Kim yiyecek o kadar börek yapacağım bugün yavrum? Peki. Her yere tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Kalk abla. Mutfağa kalk. Baksana o kadına benim bu halimi görse. Tarlada ırgat gibiyim bak gördüler. Vallahi maşallah. Süslü müslü müyüm şimdi? Aa. Hadi hadi. Ojelerimi bile sildim şimdi mutfağa geçeceğim hadi geç. Ya kadın titiz hamarat kadın enerjik enerjik abla. Gülistan Hanım maalesef temizlikte rakibim olamayacaksınız. Gel abla. Geldim Kadir'im senin terliğinde şapırtında meymenet yok da. Ah Kadir'im ah. Her yeri gözümle elimle 5 dakikada topluyorum. Neyi arıyorsun acaba yine? Kadir, Kadir, Kadir. Bir de sürpriz yapacaktım zaten bak. Şöyle renkli basarken ne arıyorsun Kadir? Tahta var orada, ahşap, dolap orası. Evet yok gayet güzel bak. O taraflarda da bu üstlerde de yok yağma yani, yok güzel. Yani temizliğin gayet iyi. Bembeyaz dolaplarım bile yani. Mutfağında da bir temizlik yapmış ama çok da ayrıntıya girmemiş. Çöp kovasının olduğu yerde deterjanlarını ve bulaşık bezlerini koyduğu yerde de çok kırıntı vardı. Fırının içini silecektim. Kadir bırak orayı da Gülistan Hanım silsin. Aa, olabilir. Abla. Olabilir. Ya sevgili sıkayım ben. Sen neyi sildin bakalım Kadir'ciğim? Bakalım Allah aşkına bakalım. Ama bak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama sen gene de hadi bakayım. Bak böyle 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 yapmamışım demek ki Kadir. Tepsiler mi koymuşum oraya? O anda eşim mi aramış? Yani bir telefon gelmiş burnu sen gördün burada yani. Telefon gelmiş. Kaldı. Biri daha çünkü... vardı öyle. Telefon geldi unuttum peteğin arkasında. Ah Kadir'cim ah ben buraya ne gizli geldim biliyor musun sen? Niye? Ah ah bu programı daha 2 ay sonra çıkar diye ben bir hafta oldu Çeşme'den buraya geleli. Eşimi alıştıra alıştıra söyleyecektim. Kadir alıştıra alıştıra söyleyecektim. Sen ne yaptın beni? Gülistan Hanım eşiniz bu programa katıldığınızı biliyor mu? Ah ah 2 ay sonra falan katıldığımı söylemiştim de eşime bir hafta oldu geleli ama ben... Kız anlamıyorum o ne demek? Eşime söylemedim ben. Alışır alışıra söyleyecektim. Kocamı nasıl olsa sabah işe uğurladım. Hadi gülüm hadi gülüm dedim. Akşam gelene kadar nasıl olsa ben Kadir'i de uğurlarım. Kocam aa! Öyle duyar dedim. Adam haberi kız kolu komşu aramasın. Komşular daha dönmediler. Pandemi var. Yazlıklarındalar. Kadir biz de oynuyoruz burada. Kadir hadi hadi hadi. İşimiz var. Hadi hadi Andrey Andrey. Tamam abla ben niye anca perde çekiyorsun Kadir böyle ya. Sallan sallan. Akşam oldu. Raf örtüleri bayağı yapışmıştı raflara. Ve tozlar buldum orada da.
Ayrıca Evye'nin musluğunun altında bayağı bir kir tabakası vardı. Gülsün'ün temizlikte benim rakibim olamaz, ayrıntılarda hiç iyi değildi. Evet, buzdolabına... Buyur yavrum, buyur da. Evladım. Ben oraları tutunca böyle zaten böyle yaparım. Her gün elimle böyle, böyle gelir benim açma şeylerim. Ben bezle gelirim dolabın kapısını açmaya. Çünkü bir kadının eli her zaman hamurdadır Kadir. Dolabım eskiyor yazlıktan yani artık ne yapalım yapacağız bir şeyimiz bunların yok. Bunların içine hep şeyler dökülmüş. Eskimiş eskimiş canım benim. Hay içine sıva gibi bir şeyler dökülmüş. Az ver bakayım ablam. Dökülmüşse ben ne yapayım yani o sıvayı da sıvayı da. Baksana. Mutfakta çekmecelerinde ve makinenin alt kısımlarında lekeler ve kireçler gördüğüm için pek temiz görmedim. Buzdolabını ben günlük silerim, günlük. Ben şeyi merak ediyorum, bu 12 çeşit ot ne? Ben sana şunu söyleyeyim Kadir'cim, bu hafta ben yarışmaya katılacağımı bilmiyordum. Tamam ben anladım. Sen sadece Alaçatı'dan malzeme... yemeğe getirdim güya otlarımı. Ben bütün otların... Allah'ın olanları say, Allah'ın adını ver. Ispanak, pazı, pırasa, ısırgan otu, soğan, yeşil soğan, maydanoz. Maydanozun mesela sap kısımlarını ben kullanırım. En besin yerleri, dereotu, semizotu, yeşil soğan. Her şey var bunun içinde. Ha pancar yapraklarını kullanacağım, kereviz yapraklarını kullanacağım. Peki bu böreği sen mi uydurdun? Şey kendin mi buldun yoksa başka? Kendim buldum, kendim buldum. Ege'de yaşamak böyle bir şey. Otları seviyorum, aşığım. Egelileri seviyorum. Oklavaların kraliçesiyim, kraliçesi kraliçesi. Aa, oklavaların kraliçesini banyoya uğurluyoruz. Ben orada bulaşık makinesi filtresini ovalıyorum. Sen geç ablam banyoya, ben geliyorum. Şimdi ben başka bir temizlik yapamayacağım. Gülistan Hanım'ın evinde banyoda her yerde toz ve saç vardı. İtinayla temizlememiş. Bizim geleceğimizi biliyor. Biz çat kapı gelmedik. Önceden bir temizlemesi gerekiyordu. Gülsün evi görünüşte güzeldi ama ayrıntılarda bence sınıfta kaldı. Hiç beğenmedim. Evet, banyoda da detaylı temizliğimizi yaptık. Bugün temizleyecek çok fazla bir şey bulamadık açıkçası. Çünkü ablamın evi gayet temiz, düzenli, eline koluna sağlık diyorum. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Haftanın ilk etabına gidiyoruz. Biliyorsunuz bir fazla puan kazanabilmek için yarışmacılarımız etaba tabi tutuluyor. Ne kadar sürede yapacak? Bu hafta o bir puanı kim alacak hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız NMRF benim de etap saati. Geç ablam. Gülistan, Gülistan. Alem seni kıskanıyor. Gülistan, Gülistan. Bugün bana sabır dile. Gülistan Hanım fazla özgüvenli ama hiç 47 yaşında gibi durmuyor. Bunu içeride soracağım kendisine. Evet Gülistan, Gülistan. Etap seni bekliyor. Gülistan, Gülistan. Ablam bu etap. Şimdi bu etabı yaparsan bir fazla puan alacaksın. Sen de yerlere çekmek. Dur Kadir ne yapıyorsun? Hazır kadın susmuşken bu anın tadını çıkaralım. Kadir. Bak gördün mü yaptığını? Uyandırdım ne bileyim ben boşta bulundum. Ben de bunu hediye veriyorsun diye az kalsın düşüp bayılıyordum. İyi her hafta bir tane çamaşır makinesi verelim. Yalnız geçen hafta vermemiz çok iyi oldu. Ay evet ama o benim yüreğimi parçaladı. Kadir'cim ben hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Bir anda hediye düşündüm. Yok zaten. O ablamıza dedim ki şimdi sana bir sürprizimiz var dedim. Ben etap olduğunu söyleyeyim. Dedi ki ay çok teşekkür ederim. Ben daha o kadına nasıl diyeyim ki hayır o etap çamaşır makinesi vermiyorum. Laf mı hediye çekti? Ne yapayım? Sana bir hafta tatil. Hediye. Hediye. Balayı. Neresi balayı biliyor musun? Yapamadım ben. Onu bak, ver bana yeter. Tamam işte. Seni yolluyorum. Bir hafta sana tatil. Kadir ben kafanı orada... dinle. Güzel güzel. Ben orada da güzel. Hamurlar açarım. İnsanları doyururum. Kadir yanlış yere gönderiyorsun beni. Soruyu sor. Gülistan Hanım şimdi bir etabımız var. Bu etabı birinci bitirirseniz Kadir'den fazladan bir puan alacaksınız. Dilerseniz önce temizlenecek makineyi bir inceleyin. Bu etaba başlamak için önce bir soruyu bilmeniz gerekiyor. İşte sorunuz. Buyurun, kulaklarım duydunuz mu? Haydi. Çamaşır makinesinin görünmeyen yerlerinde her sene ne kadar kir birikir? Çamaşır makinesinin görünmeyen yerlerinde her sene en az 500 gram kir birikir. Yani 500 gram mı diyorsun? Ancak çıkar. Çünkü servis çağırdığımda bir kere öyle demişti ben. Yarım kilo. Doğru. Evet, her sene yarım kilo kir birikir sayın seyirci. Çünkü kendimi ben okuyorum burada. Ben kendimi okuyorum ben.
Haydi başlıyoruz o zaman. 3, 2, 1. Ablam al eline süngeri. Çabuk. Kaç dakikada yapacağım Kadir ben bunu ya? Dakikası yok, sana kalmış. Tamam. Sana kalmış ama tabii en kısa sürede yapan hadi. Parayı alır. Siz orada kalın bakayım. Hadi abla. Allah 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 Allah. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu hey. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu mendil eline. Mendilim. Haydi gülüm ölürüm, ölürüm de gelirim. 500 gramla beni yılda temizlik korkutmaz. Hadi ah Kadir bitti. Şarkı bile söyletmedim ama. Bitti, 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 bitti. Benim bak lastiklerim de hiç birikmez. Ben kendim onları kendim alıyorum. Orada bir kilo olmuyor Kadir, onu biliyorum ben. Tamam mı? Ah, 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 ah. Bak ben bunu çıkarırım. Böyle temiz kadın bunu çıkarır zaten öyle görüntüde. Islattım bak, 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 bak. Ya siz beni ne zannettiniz? Oklavalar kraliçesiyle dalga mı geçiyorsunuz? He? Kendinize girin. Çaldırsınız Allah korusun. Yakında ben senin o mesleğini elinden almazsın. Allah'ım gör. Al. Aha bak gör. Tertemiz Kadir. Zaman mı? Bitti mi? Bence en kısa sürede sen yaptın. Kadir o arkamdaki seramiğe dikkat et sakın kırma. Kadir biz kırma. Gidelim mi artık? Zaten kibar bir eşim var tamir tadilattan anlamıyor Kadir. Bir de yani ustaların kiriyle değil tatile göndereceksin beni. Anam taktı tatile yarabbim. İnşallah Rabbim ahirette güzel tatil nasip etsin sana. Yani niye ahiret be? Dünyadayız daha. Kendine gel. Her canlı ölümü tadacaktır. Koş ablam sen. Ah Gülistan, Gülistan. Her yerinde kalmış her şey. Gülistan, Gülistan. Alem seni temiz sanıyor. Gülistan, Gülistan. Kadın taktı benim temiz şeyimi. İşimi elimden alacak. Tamam çok konuşuyor ama kötü bir insan değil. Evet şey, kalbi temiz ablam. Peki hızlıca buraları da alalım. Ben de üstüm başım diye şimdi ellerimi yıkayalım. Ondan sonra oklavalar kraliçesini birazdan göreceğiz. Ben şimdi kalan deterjanı da makineye dökeyim. Arkadaşlar bunu çalıştırsınlar bir güzel. Evet efendim birazdan oklavalar kraliçesini ekranlarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Temizlik kralı oklaval kraliçesi görüşmek dileğiyle. Mutfakta çok temizim, çok titizim. Kesinlikle mutfağımda kimseyi istemiyorum. Her köşesinde gülistanca kokar, gülistan kokar benim mutfağım. Çok amaratımdır ben. Birileriyle mutfakta iş yapabiliyormuşum artık ben. Bak gördün mü? Oo. Abla bunlar çok büyük değil mi Beze olarak? Veya küçük Kadir'cim, ustası benim hadi. Lastik gibi nasıl? Şov burada. Allah! Şova bak şova! Yırtıldı mı, yırtıldı mı Kadir? Hiç de yırtılmadı. Gülistan, Gülistan. Bunu da Kadir'e yutturacağım. Bunu Kadir'e yutturacağım. Kız var benim yanımda söyleme. Kadir. Kadir, Kadir, Kadir. Şimdi ne yapacağız biz Kadir? Kadir bu köpürecek, onunla tamam, uğraşma peki. Kapat. Kadir, Kadir, Kadir. Bırak onları. Kadir! Sana bırakacağım da yapamazsın onu sen. Na 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 na. Tuz atacağım bardağına. Titanic body, acı Titanic body. Uzak Doğu'nun ve Balkanların hem leziz hem de temiz yarışması Kadir Ezil ile Enem Arat benim de haftanın ilk mutfağından herkese selamlar. Gülis. Kadir ben bu yeşillik yığınını alkışlıyorum. He kadın da kendine sahip. Beni alkışlıyorsunuz zannettim ben de dönüyorum. Zerzamat alkışlıyoruz efendim. Görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit rengarenk. Gören de ot festivaline geldik zannedecek. Vallahi billahi bakar mısınız? Pancarımız o kırmızı pancar. 12 çeşit sayamazsın yorulursun yarım kal. Maşallah bunun hepsi böreğe girecek ha? Evet. Allah ne verdiyse böreği. Evet. Şimdi süreyi başlatacağız ama ondan önce hangi çeşit olarak en başta hangi çeşitten başlıyoruz? En başta hamurlarımızı yoğuracağız. Biraz dinlensinler yani sevgiyle, aşkla beklesinler yani beni başlarına huzurla, geleceğim. Huzurla, mutlulukla, aşkla yoğuracağız. Sonra otlara geçeceğim, sonra Kadir'e geçeceğim, sonra alıp bunu tuvara çiğ köfte yapasın var. Şu iki kameramanın kafasını birbirine yani. Vurdu. Oh. Hazır mısınız? Hazırız. Başlat süreyi abla. Başlıyoruz. Vur kırmızıyı şöyle. Durun durun vurmayın da oklavayla basın bence. Üç. Başladı buyurun. Evet başladı. Süre başladı. Şimdi önce hangi hamuru yoğuruyoruz abla? Kanat burada. İnşallah ısırgan otlarını iyi yıkar. Evinin hijyenine baktıktan sonra pek ihtimal veremiyorum. İlk önce neyle başlayacaksınız Gülistan Hanım? İlk önce tatlımızın hamurunu yoğuracağız. Kıvırma baklavası için malzemelerimiz. 5 su bardağı, 11 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, yarım kilo ceviz, 1 su bardağı nişasta, 4 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu, 500 gram toz Antep fıstığı, 1 tatlı kaşığı tuz, 300 gram tereyağı. Kadir'cim, sen şimdi benim hayatıma dahil mi oluyorsun? Yani ben mutfakta
Gülistan'dan başka kimseyi çekemiyordum da sen buraya ne alaka geldin? Evet, ben bugün sana konuk misafirim. Gülistanlığını görmek istiyorum. Şimdi sen tek başına o Gülistan'da kimseye göstermiyorsun. Bir sen görürsün. Gösteremem anam, gösteremem. Bir İstanbullu olarak seni görmek istiyorum. Ege'dekiler görmüş, biz de görelim. Tamam. Şimdi sirkeyi, sıvı yağ, yumurtayı koyduk. Evet, koyduk. Unumuzu koyduk, suyu mu ekliyoruz? Şimdi kıvırıyoruz bu baklavayı. Yani uydurma baklava da adını biz kıvırdık. Tamam. Evet bak, unu birden dökmüyor, azar azar. Bu sadece tatlımız için. Bir hamur daha yoğuracağız böreğimiz için. Kıvırma baklavayı kendi mi açacak yoksa hazır yufkadan mı yapacak? Baklava yufkasından mı yapacak bilmiyorum. Onu merak ediyorum. İçine nasıl koyacak? Ceviz mi koyacak? Antep fıstığı mı koyacak? Onu da göreceğiz. Hepsini merak ediyorum. Tadıp göreceğiz. Şimdi Kadir'cim, püf noktası. Onu da anneannemden öğrendim. Millet bone takar, ben annemin tülbentini takarım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekip öyle koyacağım. Niye onu öyle mıncırdın, çocuk yanağı mıncırır gibi? Koy canım benim. Koy Kadir'cim onu sen. Söylemiyor bak. Şimdi böreğin. Ha niye bunu böyle mıncırdın? Dinlenecek şimdi, devam edeceğiz şimdi. Şimdi böreğe geçiyoruz. Şimdi 12 çeşitli otlu. 2 bardak. Alaçatı otlu böreği için malzemelerimiz yarım kilo ıspanak, bir demet pazı, bir demet kereviz, pancar, semizotu, pırasa, ısırgan otu, yeşil soğan, kuru soğan, maydanoz, dereotu, kuzu kulağı, fesleğen, yarım kilo lor peyniri, 1 kilo un, bir çorba kaşığı tuz, alabildiği kadar su, bir çay bardağı elma sirkesi, yarım çay bardağı sıvı yağ. Düşünsene, bunları maşallah. Sen saymakta yoruluyorsun. Ben onların hepsini yıkayacağım, ayıklayacağım. Düşünsene. Bir haftalık pazar malzemesinden börek yaptı kadın. Alaçatı 12 otlu açma böreğini yapamaz diye düşünüyorum. Çünkü her tarafına ot sıkıştırmış. O unu getir, bu unu da yanına koyacağım. Bir zahmet. Ay, ikisini aynı kaba mı koyacağız? Şimdi aynı kaba koyacağız. Şimdi biz başka işlere bakacağız Kadir, çok işim var. Ay, orada kap var, vereyim ben sana. Yok Kadir'cim, ben böyle pratik çalışmayı seviyorum. Şimdi zaten hamurunu tanıyan, işini bilen hamurları karıştırmaz. Beni biraz o konudan düşündüysen. Az olan bak. Yalnız seni tebrik ediyorum. Tatlı. Leğende bir tane bile hamur kalmadı. Buyurun Kadir'cim. Şöyle unumuzun yanında dursun. Tamam. Şimdi otlarımızı ayıklayalım. Otlarımız suda beklerken. Bu leğende mi bekleteceğiz? Evet. Otlarımızı yıkayacağız. Sirkeli suda beklerken. Tamam. O kadar çeşit çeşit otları da çeşit çeşit yıkayacağım. Kadir'cim şunu şöyle. Yalnız sirkeli su sebzelerin besin değerini düşürüyor diyorlar. Doğru mu Gülistan Hanım? Düşürüyor da zamani mikroplarını öldürüyor diye devam etmeliyiz. Yanlış da olsa. Ya bir şeylerden vazgeçmek lazım. Bir şeylerden vazgeçmek lazım. 12 çeşit otlu alaçatı böreği yapacakmış bize. Tavada mı yapacak, fırında mı yapacak, gözleme tarzı mı yapacak? Ben gözleme tarzı olduğunu düşünüyorum. Buna börek diyor ama biz gözlemeye börek demeyiz. Bak sen şimdi bu çeşitleri saya dur. Şimdi... Bugün vakit ve zaman kısıtlı olduğundan ben hepsini belki de en az birer saat bekletiyordum. Bugün itibariyle size bütün otların yapraklarını kullanacağım için... Turbunda mı yaprağını kullanıyoruz? Hepsini çok az, hepsini bir arada yıkayacağım. Siz de benim yaptığımı evde ayrı yapın. Hanımlar size sesleniyorum. Turbunda yaprağının yeşil kısımlarını gayet güzel kullanıyorum. Bak şimdi soğan. Bu... menümüzün içine hem soğan, hem kuru hem yaş hem soğan yaş. Hepsinin lezzetinin yeri ayrıdır. Kesinlikle ve kesinlikle ayrıdır. Ben bütün gözüme hoş gelen... Peki bunların hepsinin pişme oranı aynı mı? Aynı. Yani kesinlikle pırasa aynı. Yeşil soğan kadar çabuk pişer mi Şevik? Evet. Ha Kadir'cim, şimdi bunu elimize aldık, aklımıza geldi. Hemen şunu düdüklüme koyacağım. Şurada düdüklüme hemen izin ver. Bunu çünkü zaman alacak tamam, bu. Tamam, ben de orada şunu doğrayayım o zaman. Dur canım, hepsini doğrar mı orarsın da ben sana vereyim, sen onları o anda zaman kazanalım. Sen şunu bana minik minik doğrarken ben şu düdüklümüzü alıvereyim hemen. Şimdi bu tencereyi tekrar da kullanacağım için bana hemen lazım olacak. Abla bu kerevizden ne kadar doğrayayım? En güzel yerlerinden minik minik. Sen düdüklüyle ilgilen Kadir, bırak otları. Sen ver bana ben. Düdüğü ama. Yap bakayım. Evet.
Evet, şuraya semiz otunu koyarız. Buna su koyar mısın Kadir'cim? O ne için? Salata için ıslansın orada, tamam mı? Yani su da beklesin zamanımız. Bugün bol bol ot yiyeceğiz o zaman. Evet. 12 otlu böreği duymadım. Keşke önümüze ıspanaklı börek koysaydı daha iyi. Neden böyle bir şey tercih etti çok merak ediyorum. Sofrada da soracağım. Kadir, yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abla. Vallahi bu iş bizim bir saate bitecek. Erken mi bitecek anlamadım. Vallahi erken bitecek Kadir, sen bu işi çabuk çözdün. Ya sen merak etme ablam, benim gözüm açılmış. Aa, bana da bir deneyim oldu ya. Birileriyle mutfakta iş yapabiliyormuşum artık ben. Bak gördün mü? Oo. Senin fobini yendik, fobini. Yaprakları lazım bana Kadir. Tamam, yapraklarını ayıklıyorum ben hızlıca. Ama biz bak daha sarma saracağız, o sarma pişecek, haberin tabii olsun. Tabii canım, tabii canım. Kuru soğanı da zamanım kısıtlı olduğu için ayrı koymayacağım. Tamamen ve bunun içine atacağım. O onları tazeletsin diye. Okey, burası tamamdır. Şimdi sarmanın malzemesini hazırlayacağız. Aman durun da şu muazzam karışımı seyircilerimize gösterelim Gülistan Hanım. Bakın tam 12 çeşit ot var bu ağacın içinde. Kadir'cim sen onu istersen suya koy. Suda beklesin. Tamam, ayıklayayım abi yaprakları. Ha, okey. Şimdi ben sırayla gideyim. Neyi doğrayacağız? Sarmanın iç malzemesini. Sarmanın iç malzemesini ayrı ayrı koyacağım. Sakın leğene bunları karıştırmayacağım. Tahtayı zamanla yarışacağım. Bir daha buraya ota çöpe gelmeyeceğim. Profesyonel yarışmacımız Gülistan Hanım'ın meşhur zeytinyağlı yaprak sarmasının malzemeleri de şöyle. Yarım kilo yaprak, 2 su bardağı pirinç, 6 adet kuru soğan, yeşil soğan, maydanoz, dereotu, fesleğen, 1 çorba kaşığı biber salçası, domates salçası, 2 adet domates, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, karabiber, pul biber, yeni bahar, reyhan. Bunun içinde Ege'de, Alaçatı'daki dostlarımdan birazcık özür diliyorum. Çünkü Ege zeytinyağlısı değil, bu biraz Tokat zeytinyağlısı. Tokat abla sarmanın içine de mi doğruyorsun? Ah, fesleğen, mesleğen, reyhan, her şeye koyuyorum ben. Ooo, bütün bardağı. Ay bunu da yemeği ver bugün. Börek ye, görmemişsin işte börek. Tamam peki abla. Zeytinyağlı yaprak sarmayı bol baharatlı, kuş üzümlü, zeytinyağlı bol yağlı bekliyorum. Umarım yapar. Kız hadi ottan oyalanma artık yeter. Umut da tamamen bana cinlerim lazım geldi. Biliyor musun? Elmayı nerede kullanacaksınız Gülistan Hanım? Salata için kullandım. Elma, salata elma, malzemesini portakal, içine koy. Portakal, yar bu gece burada kal, burada kal. Gülistan Hanım da baktan sonra kuracak, çay dinlenecek. Kalamam, sevdiğim var. Oğlunun içinde bekleyecek salata malzemesi, evet. Şimdi bak masayı boşaltacağım, limonu yıkayacağım, bunları kaldıracağım. Zeytinyağlı sarmada soğanlarını incecik kıyıp öldürmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmazıdır, bol soğanlı olur. Tarçını, yeni baharı tam ayarında, kıvamında olmalı ve çam fıstığıyla kuş üzümü. Abla şimdi, bunu bir tür sıkayım da yeniden su koyayım mı? O otları evet 3 kere yıkacaksın en az Kadir, 3 kere, sonra sirkeli suya koyacağız 4. kez. Şimdi burma baklavayı hemen ocağa koyacağız. O pişerken böreğe geçeceğiz, sarmaya geçeceğiz. Oh, şerbeti de koyacağız, kendi kendine kaynayacak biz börek açarken. Zeytinyağlı sarma için bence risk almış. 2 saat içinde zeytinyağlı sarma nasıl pişecek göreceğiz. Gülistan Hanım hem mantı, hem börek, hem de sarma bence yetişemez. Sarmanın içi önemli. Fıstığı, güzel bir baharatları ve her şeyi olmalı içinde, tuzu. Şimdi tencere var ya, tencere, düdüklü tencere. Evet. Malum her evde bir tane vardır bundan, sarmayı 3 tane yoktur. Sarmayı düdüklüden pişireceğim. Evet. Çiğdemesinler diye daha garanticiyim. Düdüklü sarmayı paramparça eder vallahi. Kız kompostoya döner Allah. Pilav yapanı duydum. Duydum görürsün, ama görmedim. Görürsün, görürsün sen. Ablam biliyormuş, bize halt yemek düşer. Sen kadından daha mı iyi biliyorsun? Kadın Tokatlı. Bak, hem otları, hem salatanın bütün malzemesini ben de çıkarmadım mı? Bütün börekleri yıkamadım mı? Yaptım. Sarmanın içi hazır. Bir baharatlarını koyacağız, tık 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 tık. Gülistan Hanım gözlemeci zaten. Bence hakkıyla bunu yapması gerekiyor. İlk önce biz baklavamızı fırına vereceğiz gari, değil mi? Evet. Bu baklavayı fırına vereceğiz. Sarma kolay benim için, Tokatlıyım, 10 dakika beni almaz. Rahat ve relax çalışıyorum ben. Evet. Şimdi ben... Şimdi sen baklavayı onunla mı açıyorsun? Yok, açmıyorum onunla. Şimdi bezelerimi ayıracağım. Yalnız hamuru güzel olmuş ama. Yani elimin değmesi yeter söylemek. Bir tarafa yani. Canım benim, canım benim. Bak şimdi kütlerim bir iki dakikada orada durduruverecekler böyle. Ah.
Ha, şimdi önce aşkla yapıyorsun, sevgi aşkla katıyorsun. Aşkla yapıyorum, evet. Sevgimi katıyorum onlara. Baksana örtüme bak. Ya Allah aşkına bak bakayım. Evet bak burada da var pazendelik kumaşlardan. Evet. Ben öyle hazırmış, markaymış, turkaymış. Bende yok, her şey Gülistan. Dikerim, kendim. Kız bunlar şey yorgan yüzü gibi. Ah ah, bezimi de kendim dikiyorum, düşün ya. Ne yapıyor ne kadar hamaratım yani. Vallahi hamarat, dişleri sıkılsın. Ne kadar hamaratım, delirtme beni. Delirtme. Hamaratsın ablacığım, sen hamaratsın değil diyen var mı sıkıysa de. İşte yani o yüzden değil mi Kadir, değil mi? Allah korusun, sen birinci olamazsan ben sonucu nasıl açıklayacağım masada onu düşünüyorum vallahi şu an. Vallahi ben bu sefer birinci. Cuma günü ben asla sonuçları açıklamam. Benim oklavamı versene sen de bana, ben nasıl birinci olmazmışım ya. Şimdi bunun kapağını kapatalım Kadir. Samuray kılıcı gibi çıkarıyor. Ah Kadir, nereden kapattın? Ha örtüyü koy, örtüyü en güzel. Ne kadar loş bir görüntü olur. Şimdi Kadir'cim şu boşlarımızı sen bizim attırıyorsun. Ne kadar romantik. Alaçatı 12 otlu börek, onun hakkında da bir fikrim yok açıkçası. Daha önce yemedim ama 12 ot bir arada olur mu onu da bilmiyorum. Daha önce bir seferinde 2 ot bir arada yedim, neredeyse zehirleniyordum. Bakalım nasıl yapacak? He, şimdi bu koca koca bezeleri ayırdın. Şimdi diğer hamurumu verir misin bana? O tatlı için kıvırdığımız baklava. Tam baklavacılar yanlış anlamasınlar, yani onları bugün sollayacağım. Kıvıracağım. Yanlış anlamasınlar ama sen onları sollayacaksın. Sollayacağım. O zaman bombayı patlatıyorum. Bugüne kadar yediğimiz onca baklava baklava değildi. Sadece Gülistan Hanım'ın baklavası baklava. Ben demiyorum, o diyor. Benim böyle bir iddiam asla yok. Gaziantep'e selamlar. Şimdi bu da börek. Gülistan Hanım kıvırma baklavayı el açma değil, yufkadan, hazır yufkadan içine ceviz koyarak fırına verip de kolayına kaçacak. Kadir'cim, şimdi gibi kıvıracağız ya biz bunu. Senle ben biliyoruz. Adı da zaten kıvırma baklava. Biz şimdi bunu buraya sereceğiz. Baklava kılacağız biz. Bezle mi kıvıracaksınız baklavayı? Evet. Peki bunlar niye bu kadar kalın bez? Normalde hani ince yaparlar, çarşaf gibi yaparlar. Ah Kadir, ah! O ince yaptıkları zaman ne olur biliyor musun Kadir? O gözlerim çok yanıyor. Bak Kadir şimdi. Evet hanımlar beyler, bugüne kadar bildiğiniz baklava tariflerini unutun. Bir tarafta tereyağı eritmem lazım. Hemen. Tereyağımızı kısık ateşte, gayet kısık ateşte Kadir'cim. Yalnız baklavayı unla açıyorsunuz. Nişastayla açmanız gerekmez miydi Gülistan Hanım? Açacağım unla şimdi. Unla açıyor, ben de anlamadım onu. Hayır hayır, sıra ona da gelecek. Şimdi birazcık büyütene kadar bundan kullanıyorum. Kıvırma baklava, herhalde bükme baklava olsa gerek. Bunun için baklava hamurunu elde açması gerekiyor. Kurutmadan da bükmesi gerekiyor. İçine cevizlerini bıçakla kıyarak koymalı. Bunları nasıl yapacak merak ediyorum. Evet, sonunda nişasta meydana çıktı Gülistan Hanım. Yani bunun için kıvırdık yani bunu. Bu zamana kadar kullanmadık diye bu işi kıvırdık. Hamur çok güzel, yoğurdu çok güzel de açılıyor. Bak sen beni açılıyor mu, kaçılıyor mu? Bak gör şimdi ağam. Ağam demiyorum ben sana, bu eski bir dildi. Ağam demek kardeşim, canım demek, ağam demek. Şimdi oğlum, yavrum bak bakayım. Lastik gibi nasıl? Şov burada, Allah! Nasıl? Vallahi on numara. Yırtı. Bak şova bak yırtı şova. Yırtıldı mı? Yırtıldı mı Kadir? Hiç de yırtılmadı. Gülistan, Gülistan. Yufkayı Kadir'in üzerinde bir çevirsenize ne olursunuz. Daha bu oklavamın küçüğü daha büyüğü de var da hadi şanslısın. Şimdi sen bana şu bezi getir, kıvıracağız biz. Bak şimdi Kadir. Tereyağı nerede? Eriyor abla bak orada kısıkta. Çok erimesin, sadece sulansın yeter Kadir. Kadir birazcık şöyle şu bezin üstüne koyduruver, soğuduruversin o. Bunu sen kendin mi tasarladın yoksa? Bunu ben tamamen kendim tasarladım. Yani bunun gördüğün gibi malzemesi... Patenti sende o zaman. Cartı curtu. Şöyle olur mu, böyle olur mu? Kadir'cim bak kıvırıyoruz. Gördün mü? Tereyağısını da koyacağız. Böyle. Hoppa. Niye bez istedin peki sen bizden? Dur hele bir ya.
altına kıvırdık. Ortaya bu. Başlarını özellikle ortaya koyar. Şeklinde mi sen böyle? Evet. Kadir, şimdi tamamdır. Bir tane daha açtık, tatlı bitti. Peki ortaya koymamızın amacı neydi oradaki? Kıvırma baklava yedim daha önce. Büyük ihtimal oklavayla büzülen baklavadan bahsediyor. Onu da güzel yapar bence. Çünkü bir ev hanımı yıllardır ve hamur işiyle uğraşıyor. Tokatlı nasıl sarma sarar görmek için sabırsızlanıyorum Gülistan Hanım. Bak, üç tanesini bir anda çıkarmazsan böyle böyle. 5 dakikada Kadir, ben sana demedim mi? Ben 10 dakikada kıvıracağım hem sarmayı hem şeyi. Bak, yürüdüm. Şimdi sarmalı sardım. Sen bunun altına bir tane büyük bir soğan doğrayı verecek misin? En altına mı? He, bir tane soğan. Niye doğruyorsun onu? 3'e böl, 4'e böl. Doğru versen. Karışma, lezzet bende. Bir tane de domates. Bakın Kadir nasıl doldurmuş sarmanın içini. Ah Kadir, ah beni kadınlara rezil edeceksin. Geçen koydum, çok az koyuyorsun dedin. Kafam kadar soğan koydun içine. E ne yapayım, ben mi doğradım kafam kadar Kadir, soğanı? Kadir, bunu da sudan tut, bunu da sudan tut. Menüyü pek beğenemedim. Bilmediği otları önümüze getirecek. Bu bir menü. Benim menüyümden yanından bile geçmez. Kadir. Efendim abla. Seni ben bugün evime misafir olarak mecbur çağırdım. Mecbur çağırdım. 6 kişiyiz değil mi? 3, 4, 5. Mecbur tabii. Programa katılınca haliyle sonucu olarak sen de geliyorsun Kadir. Ha, yoksa şeydi yani. Çok da istediğinden değil. Yo, seni istiyorum. Ya az önce dedim ki mecburiyetten yani, dedim. Çenenden dolayı mecburiyet diyorum. Seni seviyorum Kadir. Canım abla, yani nasıl haftalık, nasıl söylüyorsun anlamıyorum. Arada 2 tane yani, de geçiriyorsun. En çok sevdiğine insan isyan edermiş. Yalnız çok konuşayım derken biraz boş konuşuyorsunuz gibi geliyor bana Gülistan Hanım. Aa! Ellerimin boş durduğunu nerede gördün dış ses? Yok, ağzın diyor abla, ellerin değil. Ben de onu yanıltmak için yani konuyu saptıralım. Ağzının pervazı yok bunun. Yani benim ağzımın pervazı yok. Adam doğru söylüyor, duymasın. Kız ben desem şimdi beni yerden yere vururdun. Menüyü beğenmedim çünkü hepsi hamur işi. Kendisi için el oyalayıcı, marifetini göstereceği şeyler tercih etmiş büyük ihtimalle ama biraz da diğer yarışmacılar açısından düşünmesi gerekiyordu. Bu kadar hamur işini nasıl yiyeceğiz? Hepsi üst üste ve uyumsuz olacak. Şimdi hiç panik yapmayın ama baklava yanıyor. Şaka. Şaka. Yok kardeş, yok. Aa, kızarmış Kadir, dönder. Ayarını kısalım. Kızarmış Kadir. Ha, neyi döndüreceğim ben? Sen onu yani kızaranı kızarmayana döndüreceksin Kadir. Tamam, getir, 150'ye koyduk. Tamam, getirsen. Öyle değil Kadir'im ama neyse olsun, dönder gene de Kadir'im, dönder. Ah harika oldu, bu da bir fikir bak, sen de bana fikir öğrettin ya. Ben sana dedim sen kesin bir tokatlıya çıkmışsındır bu kadar zeki olamazsın. Hadi koy bakayım şuraya. Kadir bak, bunlar çok harika. Ya, olacağı varsa da bu saatten sonra artık... Limonları da içine mi koyuyorsunuz? İçine koyarız. Tamam. Şimdi şunu da ortaya koydum. Suyumuzu da koyduk. Şimdi yağlarımızı da koyacağız. Ne diyeyim, düdük diye sarma vurduk. Böyle yağlarımızı da koyduk. Zeytinyağlı. Isırgamaklı salata hiç yemedim, hiç duymadım da. Nasıl bir şey merak ediyorum. Tadıp ona göre değerlendireceğim. Tamam, şimdi böreği mi açıyoruz? Kadir, şunu dış sese verdi. Bari bir işimize yarasın. Camı sevmedim, göz zevkim almadım. Mesela börek açıyorum, yarıdayım değil mi? Benim için böyle tekrar ikinci bir böreği açacağım. Börek açıyoruz şimdi. Resmen otlu börek açacağız, tamam mı Kadir'ciğim? Tamam. Bu da burada bekleyiversin. Tamam, şimdi otumu hazırlamam lazım Kadir. Tamam, hazırladım. Şimdi diyelim ki ben bunu açtım. Neyle karacağım otunu? Hadi abla, otumu hadi gözünü seveyim. 12 çeşit ottan. Lor, lor. Lor orada, arkanda hemen abla. Baklavayı unutmayalım bu arada. Bunun içine yağ, yumurta, süt bilmem ne konuyor mu? Tuz, baharat ne atıyorsun lor'u ekledikten sonra? Neyi demek istiyorsun?
He? Neyi demek istiyorsun? Hangi? Yani iç harcına ek olarak ne koyuyoruz? Sadece yeşil otu mu koyuyoruz? Aa, bütün baharatlardan. Olmaz biber, olmaz karabiber. İsimlerini sayalım ki bilsinler. Evet. Karabiber, pul biber. Pul biber, karabiber olması yok yok yok. Pul biber ve karabiberimiz olmazsa olmazlarımızda. Tamam. Tamam mı? Bak içimize bak, 12 çeşit gördün mü? Çiğ çiğ ye bunu. Bırakın bir de dedin ay hepsi aynı anda pişer miymiş, pişmiş. Bilmediğim için abla affet. Şimdi börek de hazır. Böreği de fırına verdim, çıtır mantığında salata kalıyor. O hamurunu incelesine bakarım. Özbek olarak en iyi mantıyı ben yaparım. Isırgan otlu salata hiç yemedim daha önce ama tadına bakacağım tabii ki. Ona göre yorumumu yapacağım. Gülistan Hanım, o hamurlar mantı için biraz büyük olmadı mı? Çıtır. Özbek mantısı o. Çıtır. Diğer misafirimiz için yapıyor. Çıtır, 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 çıtır. Bu bir mantı, içine misketten büyük kıyma girecek. Ne misketi? Ceviz demek istedim yani. Maşallah. Hadi Kadir, başla cevizi duydun. Bu arada böreğimiz, abla bunu niye fırına atmıyoruz biz? Hacı, Kadir'cim onu senden rica etmiştim ama sen duymadın. Ama ben orada mantının içini yaptım. Şöyle dört beyazdan mı kapatıyorsun? Yoksa kredi. Üçgen mi yapacaksın? Bak şöyle yapacaksın. Böyle tuttun mu? Tuttun. Tuttum. Bak içindeki ete bak, ete çıtır işte bu. Tereyağı da çıtır çıtır ötecek şimdi bu böyle. Çıtır mantıyı duydum ama yemedim. Milföy'den yapanlar da var, el açması yapanlar da var. Hangisini tercih edecek bilmiyorum. Umarım milföy'den yapıp önümüze koymaz. Harika, tamam o. Hemen kızartmaya geçiyorum ben de Kadir. Evet, şerbetliyle buluştuğuna göre baklava hazır Gülistan Hanım. Peki diğerleri ne durumda? Baklavamız hazır, böreğimiz fırında, sarmamız ocakta. Anam daha ne olsun, çıtır mantı. Bir salata sen kaldı. Sen sarma iş baktın 10 dakika. Ah, şuna yağ koy ya, ya Allah'ın adını ver. Dur annem, dur tereyağı. Kızartmayacağız mı? Tereyağında mı kızartacağız? Yani dur, o sirke olabilir, tereyağı olmayabilir, dur. Evet, bu sıvı yağ. Zeytinyağı olabilir Kadir. Mutfağın ususu benim ya, dur. Dur. Dur anam babam kardeşim. Çıtır mantıyı nasıl ikram edeceğini çok merak ediyorum. Önceden kızartıp getirirse soğuyacak ve kuruyacaktır. Son anda kızartıp getirirse bu sefer de masadan kalkmak zorunda kalacak. Nasıl bir sunum düşündüğünü çok merak ediyorum. Salatamız da tamamdır. Şimdi üstünün sadece sosu kaldı. Sen onu yapıyorsun galiba. Ben kızartıyorum. Tamam. Ben de salatayı bitiriyorum. Peki abla, çay saatinde böyle bir salatayı uygun bulacaklar mı sence? Gözlerine çiçek. Bence bu salatayı kimse bilmiyordur. Herkese merak uydursun diye bence menüye koymuştur. Salatanın sosu var mı Gülistan Hanım? Sosu da var tabii ki. Hemen hazırlıyoruz. Kendi bir güzel sosu var, onun dış ses. Şimdi yapmadığımız bir şey kalmadı değil mi bizim? Kalmadı vallahi. Biliyor musun onu da? Say.
Arada sarmayı kapattın mı dış test? Ha ben sarmayı ellemedim. Sarma sen... Hiç düdük öttü mü sen? Duydun mu dış test? Ben duymadım. Çünkü havası fışlıyor. Yok yoktu. Sen düdüklüğün ağzını fışlamasını kapatmamışsın ki açıkta kalmış. Kapatırız biz de. Şimdi kapattık. Yani onu da sıcak sıcak belliri belliri verir. Sen bunu aldırıver bakayım. Gaydır kubbak hadi Hanife. Siz talimatlar verirken ben de süreyi kontrol ettim de sadece 29 dakikanız kaldı. Abada masayı kurmadık, tabak çanak koymadık. Tabak çanak da koymadık. Ya 5 dakikalık iş be Kadir. Rahat rahat, relax, relax. Relax. Evet, ablamın Kadir... relaksına dikkat çekerken mantılar bir yandan kızarmaya evet. devam ediyor. Harika bir şey oldu Kadir. Isırgan otunu, salatasını yemedim ama tadına bakmak istiyorum. Bol nar ekşili, böyle soslu olması gerekiyor. Süre çok az kaldı. Benim. Ne sirkem. Sirkem, balın Antep fıstığı. Senin yanına nasıl gitti? Sirkeyi de yiyebileceğini düşündün dış test ya. O ne için abla? Bu salatamız için. Sirkeyle elma mı bağ? Evet. Değişik. Sen karıştırıver hemen. Tuttuğun yerden tereyağı yanıyor mu? Kalıyor mu? Mantılar kızarıyor. Bu da çıtır mantı. Tamam çıtır mı? Çıtır mantının sosu mosu var mı? Öyle mi olacak o? Ah sarımsaklı yoğurt. Bir de güzel salçalı sos yapacağım ona şimdi. Hadi o zaman abla bir an önce. Isırgan otlu salata tercih etmiş bize ikram için. Artık bütün hafta konuşmayalım istedi herhalde. Dilimizi damağımızı dağlayacak. Ona salça mı ekleyeceksin? Kadir ah salça. Bir şey yiyeceğim. Benim... Sen koş 5 dakika masayı hazırla ben o salçayı şunu da eritirim hemen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Kadir? Tamamen benim yaptığım şey o biliyor musun Kadir? Ne o sizin yaptığınız Gülistan Hanım? Salçanın şeyin çıtır mantının sosu. Özelliği onda Kadir sana bırakacağım da yapamazsın onu sen. O zaman sofrayı kur gel hemen yaparız. Öyle halledeceğim ben sosu vereyim sana olur mu? Tamam tamam olur. Tereyağı atalım. Tamamen kendi sosumun bir püf noktası var. Onu da buradan açıklıyorum artık kafası alan hanımlar buyurun. Mutfakta Gülistancan'ın en güzel mantılarını Gülistan Hanım'ın demek istedim. Siz de yiyeceksiniz. Evde çocuklarınıza yapacaksınız. Şimdi tereyağı da ve kısık ateşte bu kabarana kadar. Ama asla yakmıyorsun tamam mı Kadir? Tamam. Sen ver. Peki sosun içine baharat koyacak mısınız? Hayır. Üstüne sadece sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım Kadir'cim. Şuradan hemen alıyorum. Bence önce masayı kur abla. Tamam. Menüyü çok fazla beğenmedim. Bana biraz karışık geldi. Bence bir yoğurtlu salata tercih edebilirdi. Abla bu yer cosunca mı atayım içine şimdi? Hayır şimdi atacaksın. Yağ ile birlikte o cos yapacak. Çok rengi kaçmayacak. Rengi kalınca kapatacaksın. Çelik onun rengine kıvamına veriyor. Peki. Kadir şimdi sarımsak var ya burada sarımsak. Şu benim döveceğimi sen kullandın. Anam bu börek kızarmaya başlamış abla. Ha böreği yakmayalım vallahi. Ana menü gitti. Çıtır mantı da daha önce yemedim. Bir fikrim yok ama tabii ki tadına bakacağım onun da. Çay saatine uygundur bence, olabilir. Salçayı çok yakma Kadir'im. Bak şimdi bu gördün mü böyle, hani böyle kaşar gibi uzadı. Heh. Bunu bu mantının üstüne asla koyamayız. Bu Gülistan'ın mantısı olmaz. Bu böyle tek tek tane tane kabaracak böyle, tamam mı Gülüm? Hem kendi kendine o ne taşar ne kaçar. Sarmamız da tamam bence, kapatalım. O sarmayı bismillah deyip daha hiç içine açıp da bakmadım. Çünkü tokat yaprağı halinden garantisi ama var. Ama şu masayı artık hazırlayalım. Gözünü seveyim koş. Sen unutma olur mu? Bu sakızlığı geçince tek tek olunca onun altını kapat olur mu? Tamam okey. Okey sen ne olur masayı koş. Sarma düdüğünü öttükten sonra 3 dakika yeterdi. Tamam mı Kadir? Tamam abla o hadi. Da tamam. Hadi, hadi yavrum benim. Hadi koş abla koş. Bize börek deyip de önümüze gözleme getirirse ona gerçekten puan vermem. Evreşe yolları dar. Darda anam bana bakma benim yarim var. Şaşıracaklar bunlar. Ah beyaz beyaz masa örtülerim. Babaannemden kaldı her şeyim. Beyaz beyaz masa örtülerim. Babaannemden kaldı her şeyim. Dans etmek ne güzel şey. Lezzetin derdi buradan geliyor. Bilemiyorlar ağam bilemiyorlar. İşte böyle her şeyi aşkla yapacaksın. Kadir, senin gölgen mi geldi bana?
Vallahi enerjin tam mutfağa geliyor. Kadir nasıl sevgiyle, mutlulukla sofra kuruyor ya? Kadir sen bana yardım ediyordun, o tereyağı unutup geldin mi yoksa buraya? Kapattın altını abla ama ben... tane tane olmadı o bir türlü. Tamam ben yaparım Kadir. Bence yapmayalım onun yağı da... fazla oldu, salçası az oldu. Hayır Kadir, ben hatalarımı her şekilde kapatırım Kadir. Çay saatine hem mantı hem börek neden koymuş anlamış değilim. Gerçekten merak ediyorum. Kadir bırak onları. Bak su var. Lütfen bu köpürecek. Başında dur. Ben şu bardakları götüreyim ben geleyim. Ben daha o salça... Hemen giyineyim bak misafirlerin gelecek Kadir. Senin bardağını sen de getirebilirsin Kadir. Bu sarmaların hali ne böyle Gülistan Hanım? Kadir. Ben görelim. Kadir dur, o limon olmuş. Hiç kaçırma, hiçbir yeri görme Kadir'cim bak. Üstündekiler sapsarı, ona bak sen. Şimdi bu herkesin başına gelebilir. Babaannemin de gelmişti bir defa. Kadir'in bardağını götüreyim geleyim bir kere. Hemen Kadir. Şimdi ne yapacağız biz Kadir? Hemen sarmaları çıkarın da kontrol edelim. Bakalım ne kadar zayiat var. Dur hemen, yapalım. Bu menüyle benim rakibim olamaz. Benim menüm daha ağır. Düdüklü de sarma yapmaya kalkarsanız olacağı buydu tabii. Kadir. Sen onu bile yapamadın benim şimdi. Puanlarım etki. Börek ne durumda? Aha dur. Rutuş. Hem çabuk, o yandı çabuk, hem bu çabuk, yandı. Dur eli. Ver bez ver çabuk. Ver gazı da bu niye kapanmıyor Kadir? Sarmayı kurtardık Allah'tan. Dörder de ne yesinler Kadir? Biri mi yapmış? Gaz kalsın bu da gidiyordu Kadir. Bir sürü paranoyak oldun sen bana ben. Ben ondan istemiyordum mutfağımda böyle Kadir ya. Başka neyiniz kaldı Gülistan Hanım? Hiçbir şeyimiz kalmadı, tamam bitti. Sarmaları da çıkarıyorum. Peki siz ne sofrası kurdunuz bugün? Beş çayı, çok güzel hazır bizim çayımız. Beş çayımız. Beşten sonra ne var? Altı yok. Allah sizin iyiliğinizi versin Gülistan Hanım. En iyisi sessiz sinema oynayalım sizinle. Bakın birinci kelime. Beş dakika. Ay iki dakikaya geliyor. Üçte ikisi geldi. Abla yerli. İkinci kelimeyi anlatıyorum bakın. Ha su. Çok klasik bir menü seçmiş. Sanki annemizin 5 dakikada yaptığı şeyler gibi. Şimdi benim sunumumda onlar ağzını. 2 dakika kalmış 2 dakika. Ben duymuyorum onu 5 dakika. 2 dakika değil, ikinci kelime. Çay nerede? Çay nerede? Çaya geliyor ya bunlar. Ya nerede çay? Allah'ta kettle var. Oynatırım ben şimdi 2 dakikada. Sürenin içinde demleyemezsiniz, çay servisi yapamazsınız yalnız. Ben de şey derim ya, 5 çayı zararlıymış şu radyasyon kalıntıları falan. Yok artık. Gerçekten çay koyacak mısınız? Ya sen neyin derdindesin? Çayın. Kadir senin de dünya umurumda değil. Çay koyması gerektiğini hatırlatmadın bile Gülistan Hanım'a. Ay ben kimseye karışamam çay konusunda. Hatırlayan hatırlar, hatırlamayan ben hatırlatamam. Çocukları görünce onlar çay içmeye geldik zaten. Güzellik takıntım var. Sunumum da çok güzel. Yemeklerin de çok güzel. Kendim de bir o kadar güzelim. Son 30 saniye. Çay yoksa kaşıklarıyla bardakları da mı yok canım? Hepsi var. Titanik batarken ki keman. Sana çay kaşığı da mı koymasam? Sana çay kaşığı da mı koymayayım diye düşünüyorum. Tuz atacağım bardağına. Titanik batıyor. Azıcık titanik bat. Herife de söylemedim ben çayı al diye. Çayı ben de unutmuşum alışveriş. Yeni geldiğim ev kurumuş. O yok bu yok. Bir haftalık evde o yok bu yok. Çayı unutmuşum. Son 10. 9. Gel. 7. 6. Bağdaş kurban. 5. Yaptım şimdi. 4. 3. Kadir. Kalk sen buraya otur bakayım ceza olarak. Ben oraya oturacağım Kadir. Ceza olarak. Evet süremiz bitmiş bulunmakta. Ablamla bir günün daha sonuna geldik. Eline koluna sağlık. Sağlık mı Kadir? Bardakları gördün mü? Olsun. Sağlık olsun. Yemek kokuyoruz. Bir de dolmayı yaktık ya kokuyoruz anlamadım. Olsun sen ya pişenleri aldık. Beşer tane yedirecektik. Dördün de yedirecek. Aynen öyle. Bence onlar yanık anlamazlar. Anlamaz ya. Damak lezzetleri yok onlara. Zeytinyağın tadı Ege'den geldi. Ya ne anlamış onu? Kalk gidelim abla. Hadi gel. Tepside tepsi fınadıklar. Ayşe bebeli agayı gıdıklar. Geç ablam geç. Geç köy yanıyor. Hadi bakalım birazdan. Birazdan entrikalarla dolu bir masada görüşmek dileğiyle. Hazır olun. En Amanat Bilim'in bu haftaki ilk gününde Oklavalar Kraliçesi Tokatlı Gülistan Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Hamur açma konusunda iddialı yarışmacımız bugün çay yapamasa da konuklarını elinden geldiğince iyi ağırlamaya çalışacak.
Gülistan Hanım'ın bugünkü menüsünde çıtır mantı, zeytinyağlı sarma, alaçatı, otlu börek, ısırgan otlu salata ve kıvırma baklava var. Bakalım çay olmayan beş çayından neler yaşanacak? Gülistan Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? Benim bıçağımda da çıkıyor var ama. Onu yemeyeceğiz. Görünce söndüm. Midemi bulandırdı diyebilirim. Bence sınıfta kaldınız. Beğenmedim. Yani gerçekten beğenmedim. Bir. Acı tat geliyor. İki. Üç. Dört. Gülistan Hanım bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Gülistan Hanım, biraz yaşınız ne kadını mı olsanız? Gündemimize biler miyim Gülistan Hanım? Yok, bilemiyorum canım. Çünkü bugün geçer, yarın gelir. Börek ne hamurunu beğenmedim. Yanmaktan son anda kurtulmuş gibi. Dön ya artık, de ki benim de bir şey olmuş de ya. Evet, ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enem Aratmen'im de haftanın ilk gününde mutfakta yarışmacımızla tüm lezzetleri konuşturduk. Eline koluna sağlık öncelikle. Her şeyi yetiştirdik, masamızdayız. Şimdi sıra geldi yarışmacılarımızın yorumlarını almaya. Siz de tekrardan hoş geldiniz masamıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Eminim heyecanla neler yaşandı, neler oldu, yemekler nasıl pişti merak ediyorsunuz. Ama ondan önce Mukaddes Hanımcığım, evi sabah gezdiniz, evet, gördünüz. Ev hakkında yorumlarınızı almak istiyorum. Buyur. Evet, bazı bir yerlerde detaylarında ince detaylamalar olsun. Yani biraz bir şeyleri buldum, yani kirliler, lekeler olsun, yani saç darlar olsun. Yani bayağı bir buldum. Hatta yani detaylara indiğinizde, evet, temiz olmadığını gördünüz. Gördüm. Evet, kameralara da yansıtmış olduk. Peki nereleri ne gördünüz, onu bir soralım. Yani bir saniye. Evet. Bir haftadır bu evde oturuyorum ve her gün temizlik yapıyorum. Çekmecelere eğer baktıysanız. Tabii ki hata olabilir. Tabii ki görebilirsiniz. Ben kesinlikle yalanlamıyorum. Doğru olabilir. Doğru. Evet. İnsanız diyoruz. Ederim. Hatasız kul olmaz diyoruz. Doğrudur diyoruz. Gülistan Hanım, bu evi hiç bez değmemiş. Peki Mukaddes Hanım, siz bir de ayrıyeten Gülistan Hanım'ın bugünkü bu enerjisinin sadece bugün özel olduğunu, yarın günü geçtikten sonra gerçek Gülistan'ı göreceğinizi düşünüyorsunuz. Zaten hepsi solmuş gibiler. Şimdi ben hala gülüyorum. Gözleminizde %100 haklısınız. Masayı görünce söndüm. Evet. Bazı böyle şeyleri görüyoruz. Görüntü de önemli. Peki yemeklere geleceğim birazdan. Benazır Hanım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Belli ki temiz bir bayan ama detaylar bence temiz değildi. Ne gibi detaylar? Sizin bir de koku takıntınız var bu arada. Evet. Temiz yani, bir ev kokusu var mıydı içeri girdiğinizde? Evet, temizdi. Yani böyle ağır bir kokusu yoktu açıkçası. Ama banyodaki, çekmecedeki kıllar özellikle çok, yani midemi bulandırdı diyebilirim. Bayağı vardı çünkü her çekmecede vardı. Özellikle baktım. Mutfak raflarındaki örtüler sanki böyle yağdan yapışmış gibiydi. Hani kaldırıp açtığımda böyle yapışkan açarsınız ya, öyle bir açılıyordu. Yani pek detaylı böyle hani çok titiz olduğunu düşünmüyorum. Ah kalbim, ben senden çok çektim. Sana çektireceğim diyor. Gülistan Hanım, sesiniz çok güzel ama keşke şarkı söylemeseniz mi? Bugünün yarın size geleceğim, yarın size geleceğim. Bugün beni hoş tutun. Tabii elbette ki geleceksiniz ama. Bugün beni hoş tutun. Evet. Bugün beni hoş tutun. Gördüklerimizi söylemezsek haksızlık, adaletsizlik yapmış oluruz. Benim gönlümden oynayın, ben de sizin gönlünüzden oynayayım. Sonuçta hepimiz rakibiz yani. Eğer biz hoş görmeye şarkı bile uydurdum size. Yani kalpten gidelim dedim. Gülistan Hanım, bize dalga mı geçiyorsunuz? Şarkı söylüyorsunuz. Peki. Şarkıyla. Betül Hanım'ı neden yapmacık buldunuz? Çok merak ettim. Onu bir sormak istiyorum. Hangi hareket size yapmacık gelmiş? Şimdi Betül Hanım, Gülistan Hanım'ı yapmacık buldu. Bugün sahte duruyor. Yarın gerçek yüzünü göreceğiz dedi. Siz neden Betül Hanım'ı sahte buldunuz? Aslında Betül Hanım'ı sahte bulmadım da hani ilk güne göre fazla böyle özgüveni yüksek. Çok böyle bir havalı, hamarat olmadığınızı düşünenler benden varmış. Benden korkun der gibiydi biraz.
Yok estağfurullah, öyle bir şey demiyorum. Öyle bir intiba bıraktıysam tabii ki bu benim duruşumu ya, size yansıması ama... İddialı olmak tabii ki güzel bir şey bence. Yok bugün hiç iddia göstermiyorum gerçekten. Haydi bakalım Betül Hanım, siz nasıl buldunuz evin temizliği? Arkadaşlarıma şu konuda katılmıyorum. Onlar detaylarda bir şeyler bulduklarını söylüyorlar ama ben yüzeysel olarak çok şey buldum. Hani bir haftadır temizlik yapıyorum demeseydiniz keşke. Deseydiniz ki ben bir günde bu kadar yapabildim. Çok anlayışlı karşılardım. Hani bir haftada böyle bir temizlik ortaya çıktıysa... Şöyle bir şey, hem yorgunluk hem yol yorgunu hem 6 ay o şehirde 6 ay bu şehirde kolay değil bir. Gülistan Hanım yol yorgunuymuşsunuz ama insan da bir evini temizlerdi yani. Gülistan Hanım isterseniz 3 yıl bile gelmeyin. Temiz ev gerçekten kendini belli eder. Bir haftada temizlik yapılmış ev değil mi burası? Kesinlikle değil. Bir günde böyle bir temizlik yapılır. Sizce evet. Yapamamışım. Ama ben yaptım. İşte o konuda hani nasıl bir rekabet seviyesinde yarışacağız, onu ben bir düşünmek istiyorum. Ben yaptım, yaptım. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Şimdi Betül Hanım günde 5 kere ev süpürüyormuş. Günde 5 kere. Hem çalışıp hem evimi idare etmiş iyi bir kadın olarak ufak tefek hatalarıma göre ister kabul edin ister etmeyin. Ben böyle kendimi mutlu hissediyorum. Biz sizi böyle de kabul ederiz. Merak evet. Etmeyin siz. İki kış öncesine kadar 365 gün çalışan bir kadın. Ve evi hali nazır yerinde, misafirlerini de ağırlıyor. Huzuru da var. Peki bakalım ve... Ayşe Hanım ne düşünüyor bu konu hakkında? Bir de Ayşe Hanım'ı dinleyelim. Buyurun Ayşe Hanım, evi gezdiniz. Evin ilk görünüşü güzel gözüküyor, temiz gözüküyor ama detayları inince gerçekten detaylarda bence sınıfta kaldınız. Özellikle banyodaki çekmecedeki kıl, iki çekmecede vardı. Kameralarda gösterdim zaten. Çok dikkatimi çekti, çok minnet bulandırıcı bir durumda. Oralara defalarca süpürge tuttum da kameraman gerçekten... sizi çekerken mi düşürdü beni? İki tane kıl gördüm yani, iki çekmecede şöyle gördüm. Araya girmek istiyorum. Bir tanesi havlu dolabında, havlunun içinden çıkmıştı. O büyük ihtimalle kullanılmış bir havluyu koymuşsunuz. Tarakta vardı orada. Kameraman sizi görürken böyle yapmasın. Ne yapacak? Havlunun içine girmiş, havludan çıkmış bir. Yani geçerken havluya girmiş. Hayır, geçerken bayanı yakalayacak işte, görecek. Ama şimdi kamerayla. Kırıntılar falan da vardı orada, tozlar da vardı. Yani tamam, o zaman haklısınız diyoruz. Haklısınız. Yani olabilir, insanlık halidir. Sadece bizim demek tabii istediğimiz yarışmada. Peki beğendiniz mi Ayşe Hanım temizliği? Detaylarda beğenmedim. Peki bakalım, daha bir diğer 4 günde detaylarda göreceğiz. Bakalım kim kimden daha güzel temizlik yapıyor. Tamam. Hepimize birilerin evet, ah çekiyor evet. Gülistan Hanım, bakacağız. İsterseniz o zaman yemeklere geçelim. Evet, yemeklere geçmeden önce şunu bir... Ben de dikkat edeyim. Ne o? Onu hepimiz gördük maalesef. Evet. Yani onu görünce şey... Nedir, ben bakabilir miyim? Buyurun. Eğilirken belki sizden düşmüş olabilir bana. Hayır, diye sazar daha mı? Sarı. Yok, biz oturduğumuzda orada şu anda gördüm. Şey... Ama değil. Yani benim kendimden kaynaklanan da değil. Belki sizlerden de olabilir. Ama kısa bir mazur görün lütfen. Olabilir yani, insanlık hali de hani en azından mutfakta çalışırken dikkat edebilirdik. Yok kesinlikle, kesinlikle ben bakarak getirdim. Kesinlikle ve bakıyorum. Ki yani bu kameramanın kesin yani belli küçük çünkü. Benimkiler büyük gördüğünüz gibi. Ben yani bu yani... ne kadın saçı kadar uzun ne erkek saçı kadar kırılmış kısa. Kırılmış olabilir. Evet, kırılmış saç ve evet. Yeni çıkan, dökülen mümkün saçlar değil olabilir. Ama olsun yani, görmüştünüz ben size onu, görmediniz yani diyemem. Yani oturduğumuzda vardı. Evet, hani hepimiz şey aynı şekilde söylemedik ama gördüğümüzü söyledik. Tabii ki gördüğünüz, evet. Onu görünce söylememeniz olmazdı zaten. Gülistan Hanım, son kontrolü siz yapacaksınız. Ne demek kameramandan düştü? Peki nasıl yapacağız şimdi? Onu yemeyeceğiz. Ayosaç'la daha fazla oynamayalım masada Allah aşkına. İçim bulandı resmen. Yani tadına bakmak zorunda yani mıyız? Yani şöyle yapalım. Şu taraftaydı ya, sadece şu ucundan mı alacağız? Nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Ben size yapacağım. Yani hiç karıştırmadan. Lütfen evet. Şu kaşığı alır mısınız? Ben adım gibi eminim lütfen. Size şöyle bir şey yapayım. O taraf benim. Benim hatamsa ben hakkımı yemeyeceğim. Rica şimdi ediyorum. Şimdi 360 derece dönmedin şu kadar ya. Çünkü yemek programı olduğu için yememiz gerekiyor. O zaman siz öyle bir sunum yapın o zaman. Ya, az bir şekilde koyacaksınız. Evet. Ha ben yapacağım sunumlarımı. Okey, ben kendi çizgilerimi biliyorum. Hani biraz kılı görünce de kalp çarpıntısı başladı bende. Ne yalan söyleyeyim. Bir yok şey bende oldum de yani. O yüzden hani şey sizden yapayım. O kadar güzel anlattınız ah, ki benim yüzüm. Ah çarpacak. O kalp farklı çarptı bence de. O kadar güzel başlayalım. Anlattınız ki menünüzü. Biz börekten hani böyle başlayalım. Dolu dolu masalar bir şey bekledik. Sofra bekledik sizden. Isırgan otu salata deyince bir salata bekledik.
böyle kesip kesip koyaran beklememiştim ben de yani. Gerçekten çok şaşırdık. Peki dur, yemek konusuna geleceğiz. Şimdi o zaman çaylarımızı alalım, başlayalım. Gülsün Hanım, kendinizi kurtarmaya çabaladınız ama o gerçekten bir bataktı. Bilmiyorum, korkuyorum. Yani şunu da gördükten sonra ne olduğunu kestiremedim. Eyvah, söylemek neydi? İstemiyorum. Benim bıçağım da var. Neler çıkıyor ya. Gülistan Hanım, bu masa hiç güzel olmamış. Yani biraz bir ciddi olun ama size yakıştıramadım. Neden konuşuyorsunuz hala ben yokken? Ben gelince. Bizim ağzımız konuşuyor. Şimdi bakın hanımlar, size çok güzel bir beş çay hazırlıyorum. Çay yetişmemiş arkadaşlar. Meyve suyu doldurmuş. Gülistan Hanım. Yani sevenlerim beni kabul eder diye düşündüm. Evin bir haftalık olduğuna inandırıcı olarak size çay almayı unutmuşum, biliyor musunuz? Ama çok güzel bir meyve suyu hazırladım sizin için. Çaydanlıkta meyve suyu mu? Dalga mı geçiyorsunuz, espri mi yapıyorsunuz? Ciddi misiniz? Mühim değil. Şaka. Sizinki çaylı. O zaman abla, benimki de çaylı. Benimki biraz koyu olmuş. Bunu açayım. Gülistan Hanım, biraz yaşınızın kadını mı olsanız? Yani çay yok deyip sürahiyle değil de çaydanlığa doldurup getirmen apayrı yani odam. Benim de, yine Gülistan benim farkını de, yarattın. Benim de aklıma yanayım. Beş çayına misafirlerimi çağırıyorum. Dip köşeyi insan bir bakar ama onları sevdiğim olabilir, için paylaşırım. Yani kahveniz falan da mı yok? Kahveyi içtik ya canımın. İçtik ya, son dibini size verdik. Yani, sen de daha kahve içtik ya gündüz. Gülistan Hanım, bilmece gibi konuşuyorsunuz. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Ya ben su rica etsem size zahmet vermiş olur muyum? Misafirlerimiz ne isterse hemen. Teşekkür ederim. Peki ne diyorsunuz çaydanlıkta meyve suyu gelmesine? Çok masum bir şaka olmuş bize. Peki çay yetişmedi 2 saat içerisinde. Yani yetiştiremediğini ancak bu kadar kahve edebilirdi. Çok teşekkür ederim. Bu bardaklarımız daha şıkmış. Keşke bunları koysaydınız. Ah tek tek yaşamayı, hayatı sevdiğim için takımlarım hep eksik. Nedense işte hep seviyorum böyle tek tek orijinal şeyler. Sarmadan da alalım abla. Onu da alıyoruz tabağa ondan sonra. Tabii ki. Aldığımıza göre. Şimdi salatanın şu kenar kısmından alacağız da onu da 360 derece hiç kes çevirmeseydiniz. Şimdi kafamız da ben karıştı. Ben çevirdim ve benim kafam karışmadı. Orada Emine olarak tattıracağız Kadir Bey. O tarafın uç kısmını alalım. Hayır, o zaman. Hayır. Şurayı vermeyeceğiz. Burası benim. Şöyle özel bir sos yaptınız mı? Evet. Ne yaptınız? Elma, bal. Evet, sos. Bal gezdirdiniz üzerine. Hayır, üzerine gezdirmedim. Harmanladınız. Harmanlayarak yaptım. Fasulye sordunuz özellikle onu. Lezzetini konuşarak belki anlarım. Evet. Her buyurun. Evet. Bana koyacak mısınız? Tabii ki. Gerçekten mi? Tatmamız sizin gerekiyor. Sizin hatırınız için. Bu bir yarışma. Buyurun. Tatmamız gerekiyor. Gülüşlerim de çok güzeldir ya. Sizi güldürmek için sadece moral. En güzel ahlarınız güzel. Evet. Onu unutmadığınızı sevindim. Çünkü o manali, zaman demek ki benim adımı leke olacak. Aman olsun. Aman. Olsun canım. Sizden kıymetli mi? Teşekkür. Peki mantıyı da Betül Hanım bize uzatabilirseniz. Uzatayım tabii. Siz bana uzatın. Şimdi hazırsanız mantıdan başlayalım. Bismillah. Buyurun, tek tek yorum alacağım sizden. Evet Mukaddes Hanım, sizden başlayalım çünkü Özbeksiniz, biliyoruz ki Özbeklerin mantısı çok meşhur oluyor. Bir de siz dediniz ki ben Özbeyim, elimizden oklava hiç düşmüyor, çok hamaratım. Nasıl buldunuz çıtır mantı? Çıtır mantını biraz hamurunu kalın buldum. Hamurun içine ne koydunuz? Neyle hamur yaptınız? Tabii ki kendi özel sırlarım var, bazılarını veremeyeceğim şekilde ama
Yani özel sırrınız nedir? Yani özel sırrınızı göremiyorum. O yüzden soruyorum. Göreceğim. Yani şöyle, lezzet olarak farklı bir şey göremediğiniz için mi soruyorsunuz? Evet, hamurunda bir lezzet bulamadım gerçekten. Yani hamuru bir de yediğin zaman yani su ile tuza yapılmış gibi. Tuz ile su karıştırıp hamurunu yapmış gibi. Yani hamuru normal mantı hamurlarımız gibi çıtır mantı bu. Ama tabii ki benim de püf noktalarım var. Anladım. Herkes gibi bir şeyleri ben de söyleyemeyebilirim ama kalın, ekranlarda izleyince görecekler zaten. Her hamuruna şey kalın diyor hanımefendi. Böyle mi olması gerekiyor yağda kızardığı için? Kalın göreceğiz onu da. Şimdi o sırlarınızı bize söylerseniz biz puanı şimdi vereceğiz. Hani yayınlandıktan sonra vermeyeceğiz ya. Yani sırlarını yüzden bazen vermeyebiliyorlar ama en azından tarifini söyleyebilir tabii. Yani yok, ben sırlarını değil. Nasıl yaptığınızı merak ediyorum. Tek çok pardon. Sizler için kalın olabilir ama bu bir kere kızgın yağa girip çıkacak. Tamam. Bu çok ince olduğu zaman kesinlikle onu kaldıramazsınız yani. Bunu yağda kızartırken mesela temiz bir yağ olmalı gerek ki böyle bakın parlamıyor. Benim hamurum farklı özelliği var işte. Peki beğendiniz mi? Pek beğenemedim. Peki, kusura bakmayın. Betül Hanımcığım siz buyurun. Az önce bir şeyler söylediniz. Devam edelim. Rica ederim. Hamuru evet çok az kalın ama böyle de yapılıyor. Gerçekten böyle de yapılıyor hamuru. Şey çıtırlığı güzel. Hani kapatmakta belki aceleden ağır bir menü seçtiniz hep hamur işi. Kapatmakta belki daha şekil verememiş olabilir. Şöyle. Ama yağ kısmına katılıyorum. Berrak bir yağda olmamış, kızarmamış. Yani tam 10 puan değil ama güzeldi. Peki şu berrak yağ ne diyorsun? Yağınız berrak değilmiş dedi ikinci kişi. Yağımız aslında berrak ama soğuduğu için onu berrak görmediler. Çekmiş mi? Şöyle. Soğuduğu için kesinlikle. Yanlış anlamazsanız buradan göstermek istiyorum. Hani şu üzerindeki yanmış unlar var ya biz ondan bahsettik. Hani berrak yani, değil işte, diye sadece ondan... değil, içindeki etlerin çıkmış noktası. Bak dikkat ederseniz. Kesinlikle un yok çünkü. Un kullanmadığımı biliyorum. Şimdi tek seferde kızartılmadı. İki posta atıldığı için önden atılanın eti yağ çıktığı zaman ister istemez bir yani kurum bırakıyor. Yani hiç kullanmadım. Denecek kadar kullanmadım. Siz öyle diyorsanız biz de size itimat ediyoruz. Yani. Yok cidden çok az un vardı. O üstündeki pürüzlük ilk attığımız posta mantının kıymalarına yağ vermiş olduğu kurum atınca öbürleri ona yapıştı. O yüzden dolayı. Yoksa un yok içinde hiç. Bildiğiniz yapış yapış hamur attık içine. Ha Kadir şöyle ol ya. Ablam sen merak etme. Birlikte yaptık çünkü birazcık savun beni. Ayşe Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ben çok fazla beğenemedim. Niye? Çünkü hamuru arkadaşların dediği gibi biraz kalın. Ben yutarken zorlandım. Yani iç harcı güzel, baharatları falan güzel ama hamurunu çok beğenemedim. Gerçekten yutarken çok zorlandım. Hani boğazıma takıldı. Çok kibarsınız. Belki de acaba ondan biraz mı daha hani çıtır adı üstü çıtır mantı. Biraz daha hani çıtır olabilirdi. Yani çok hamur çok kibar gördüm sizi. Zarifsiniz. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederim. O sizin kibarlığınız. Yok onu kötü manada söyledi o. Yani ben de mantıyı yutamadı. Gülistan Hanım kibarlığımı anlayamadıysanız yarın başka türlü davranırım size. Gülistan Hanım o kadar kalın olmuş ki mantınız. Kızcağız boğulacak neredeyse. Ben istiyorum ki hep beraber doğal olalım. Doğalım ne istiyorsanız olsun. Yapmacıklar mı arkadaşlar? Yapmacık olmayı söyleyeyim. Ben söyleyin ki ben de size söyleyeyim yani. Söylüyoruz zaten. Ben böyleyim. Ben dürüstlüğümü de söyledim. Zaten. Peki. Gülistan Hanım ikinci kez alttan mesajı verdi. Siz bana dürüstlüğünüzü söyleyin ki ben de size dürüstlüğünüzü söyleyeyim. Varan ikiye. Haydi bakalım. Benazır Hanım siz nasıl buldunuz çıtır mantıyı? Açıkçası ben de pek beğenemedim. Çünkü çok fazla kızarmamış gibi duruyor. Soğuk yağ atılmış gibi. Ben pek beğenemedim. Elinize sağlık. Gülistan ablacığım eline koluna sağlık. Ben lezzetini çok güzel buldum. Kıymanın lezzeti harcı da. Niçin yemiyorsun o zaman Kadir? Üç tane yedi şimdi. Sen ye bari de onlara karşı bir kapak yok, yapalım. Yok ben hep taban bitiriyorum zaten. Sen merak etme. Sadece şey niye onlara karşı kapak olsun? Bak ben ama yani. Ben ne dedim? İlk günden bize biler miyim Güneşten Hanım? Yok bilemiyorum canım. Çünkü bugün geçer, yarın gelir. Gülistan Hanım, alttan alttan bizi tehdit mi ediyorsunuz? Bana mı öyle geliyor? Ama yarından sonra asla bugünkü Gülistan olmayacağım. Onlar benden korksun. Peki. Sağmanın tazına bakalım çünkü... Kız niye gözlerini onun üstüne deviriyorsun? Ben de. Yok aşkım sen benim güzelliğime takılı kaldın da. Hayır beğenmez sen mantıyı. Nazar verecek Allah korusun. Nazar verdiler vereceği kadar evde bir şey kalmadı. Takımlara eksildi zaten. Sağmanın tadına bakalım buyurun hanımlar. Evet Benazır Hanımcığım nasıl buldunuz yaprak sarmasını?
Bu arada Tokat usulü. Tokat usulü ama menüde sanki zeytinyağlı yazıyordu. Evet zeytinyağlı da Tokat usulü. Zeytinyağlı. Ama keşke öyle yazsaydınız o zaman. Çünkü zeytinyağlı da kuş üzümü olur, bol baharat olur, soğan olur. Çok Ege usulü. Yağ bol kesinlikle olur, kesinlikle Tokat yaprağından ve Tokat usulü yaptım. Biraz baharatlı salça. Ege'de baharat olmaz açıkçası. Ege'de olmaz. Ege yapma. Ege'de baharat olmaz. Ama tadı genel olarak güzel yani fena değil. Yani o Tokat'ın sarmasının bir lezzeti vardır. Onu çok seviyorlar. Herkes seviyor. Sizin de seveceğinize. Yok ben sadece hani zeytinyağlı dediniz ya ona biraz hani takıldım. Evet. Yok kuş üzümlü falan değil. Peki, sorsaydın söylerdim. Ayşe Hanımcığım. Biraz tuzu az ama baharatları falan yerinde. Tadı yerinde yani iyi. Peki ben afiyet olsun. Betül Hanımcığım. Elinize sağlık. Acısını biraz fazla mı kaçırdınız? Ne yaptınız? Acısını biraz fazla kaçırmadım da bunun bir çok güzel bir Tokat sarmasının bir böyle acımtırak bir lezzeti vardır. Ama yani. O hoşuma gitti. Güzel olmuş. O evet. Acımtırak lezzet işte, güzel olmuş. Onu yakalamıştınız orada. Çok teşekkür ederim. Peki Betül Hanım beğendiniz galiba. Pirinçlerin pişme oranı da güzeldi. İnce güzel de sarmışsınız. Hani az miktarda ama bu kadar saatte de onu söylemeyeceğim. Elinizden de çok güzel gelmiş. Pişirmesi memnun kaldınız mı? Pişirmesi güzel. Mukaddes Hanımcığım siz nasıl buldunuz yaprak sarmasının lezzetini? Pişmeye yakınken altı yandı mı? Yani yanık gibi görünüyor da. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Sen hiç 13 yaşında aşık olmadığın gibi bir şey oldu. Doğrudur belki. Çünkü... Nasıl anlamadım? Yani dolmanın altını yakmayan mı var demek istediniz? Anam olmuyor. Yani bunu da tek siz fark ettiniz. Bu da çok güzel acaba? Süper. Az suyla pişirmiş, az suyla pişirdiği için dolmanın bazı yerleri kurumuş. Hayır hayır, düdüklüden verdiği bir hata canım. Orada yakaladınız. Ben anlamışım evet. Demek yani. Türk olmadı hiçbir şey anlamaz demeyin. Her şey gözümden evet, kaçmaz. Düdüklünün gazabına uğradı. Gazabı. Alt kısmı biraz tuttuğu için üstü bu yani kadar geldi. Yani kusura bakmayın ben de şey gördüğümü ve tabii ki doğru söyledim. Katılıyorum evet. Size. Yani Gülistan Hanım aşkla sarmayı nasıl bağdaştırdığınızı hiç anlamadım. Tuz mu bu ayol? Harcanı şey seni beğendim. Siz bir şey mi diyeceksiniz? Gülistan Hanım bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok neden dalga geçeyim sizinle? Yorumlara verdiği cevaplardan dolayı evet, mı? Evet birazcık. Hani yok sizi kırmamak için altyapıyı öyle kurdum. Yanık sarmayla aşık olmayı nasıl bağdaştırdınız? Gerçekten anlamış değilim. Peki. Abla eline koluna sağlık. Ben de beğendim. Lezzetli olmuş. Sadece o yanmışın hafif acımsılığı gelmiş yaprağın kendisine. Sana ama... onu bilerek verdim Kadir. Hata sendeydi. Evet haklısın ablam. Peki. Belki diğer yarışmacılarımıza gelmesin istedim. Bana da iyisini vermiş. Gülistan Hanım benim puan vereceğimi unutuyor galiba. Kötüler hep benim tabağıma Kadir, koymuş. Kadir ben sana neden kızgın mı baktım? Bir Osmanlı kadını gibi mi? Ay cıvıl cıvıl bir babaanne gibi bakıyorum. Ama ben Gülay İzledil yemeğe puan veriyorum. Ay. Tatlı kız seni. Yani. Peki böreğin tadına bakalım. Unutmayın 12 çeşit otlu börek. Evet Betül Hanımcığım, 12 çeşit otlu böreği nasıl buldunuz? Ben gerçekten beğenmedim. Ay sizden böyle bir börek, o kadar anlattığınız tanıma uygun bir börek göremedim. İç harcında biraz acıyı kaçırmışsınız. Yani otlara bu kadar acı koyduğunuzda otun tadını bastırır. Acı otun tadını bastırdığı için ben otun tadını alamıyorum. Yani 12 çeşit otun lezzeti gelmiyor size. Gelmiyor. Zaten 12 çeşidin 5'ini alsam kârdı da 12 çeşidin 12'sinden 0'ının tadını alabiliyorum. Çünkü acı. 1 acı tat geliyor. 2 3 4 Yani haklısın. Bu bir tehdit mi? Şimdi 3. kere mi tehdit geliyor? Hayır, ne tehdidi? Yani 2 dedim, 3 dedim. 4 dedim, 5 dedim. Yeter artık dedi. Peki. Yani, kat kat tel tel bir börek değil. Yani bunu kat kat yapmak istediyseniz eğer. Çıtır kat çıtır mı Allah tel aşkına? Tel tel çıtır çıtır değil maalesef. Çünkü bu kalınlıktaki bir hamur çıtır çıtır olamaz. Kendim çıtırlığını anlıyorum bak. Çıtırlığını keserken bile çıtır çıtır bak. Evet çıtır çıtır. Yani ben böyle bir börek yapsaydım evet çıtır çıtır diyebilirdik. Katı çok az. Evet kat kat ama bakıyorum sanırım kat 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 kat. Hani 40 kat değil. Bak
Kaç veya çeşit, daha fazla kaç çeşit var. Değil. Bak kırmızı kırmızı gördün mü? Kırmızı pancar yaprakları bunlar. Evet çok güzel. Yani içinin renginin güzelliğini gördün mü? Şimdi böreğin yapılışındaki siz düz mü börek? Bu böyle çarşaf böreği gibi yuvarlanan bir börek. Evet yuvarlanır ama bu kadar da az katlı ve kalın olmaz. Ah ah göreceğiz seni de gülüm. Hayır yaptım çarşafta işte. Mı yaptınız böreği? Sana desem ki ben ipek bezle yaptım bugün kurtarmıyor. Peki beğenmediniz Betül Hanımcığım. Ayşe Hanım buyurun. Bana da Betül Hanım dediği gibi acısı fazla geldi. Bir de sanki tuz hiç içinde yok. Yani çok tuzsuz geldi bana. Çıtırlı evet çatalla keserken yerken biraz çıtır ses geliyor ama yani tadı tuzu yok gibi. Ayşe Hanım abartmayın. Sizi gören de zehir yiyorsunuz zannedecek. O kadar da acı değildi. Bir hamur tutmuşken açayım iki çeşidi de aynı hamurla çıkarayım diye mi düşündünüz? Öyle bir şey yapmadık. Ayrı ayrı mı hamur? Ayrı ayrı. Yani hamuru benzer gibi. Elinize sağlık. Baklava hamurunu yoğurduk. Börek hamurunu da yoğurduk. Evet. Mantı için biz ne zaman hamur yoğurduk? Yoğurduk. Orada vardı müşterimizi gördük. İkisinin hamurunu mu karıştırdınız? Aynı hamurdan mı yaptınız? Yok Kadir'cim yok yani sen yani, gel. Yani o tatlının hamuru farklıydı ama börek için... zaten ben onu söyleyecektim sıra gelince ama sizler söylediniz hemen. O yüzden mi mantı kalın oldu aynı hamurdan olduğu için? Kadir. Ama farklı hamur yoğurmadık şimdi onu nasıl saklayacağız? İzleyince görecekler zaten. Söylemeniz gerekiyor. Ama bunu bize söyleyecektiniz. Kadir ne yaptık biz? Zaten almadık. Ne yaptık? Yumurta kullandığımız bir hamurumuz yok muydu bizim zaten? Tamam. Baklava için. Tamam evet. Baklava için. Onu çıtır mantıda da kullandık. Ne olmuş? Baklava. Çıtır mantının hamurunda... Yani Betül Hanım'ın dediği doğru çıktı. Siz bir hamurdan iki ürün yaptınız. İki ürün yaptık. O anda düşündük ama ürünlerin içinde yoğurduğumuz hamurun aynı. Resmen aynı hamuru farklı farklı kullanmışsınız. Bu numara yemeyiz. Börek hamurunu beğenmedim. Niye abla? Niye beğenmedin? Çünkü çok sert. Yani bu börekle yaparken zaten fırına veriyorsunuz. İçine bir tıklım yağ atmalıydınız. Ayçiçek yağı. Biraz bir hafif yağ. Ağzında böyle ezilip gitmesi için. Bir de mantıyı için mesela çıtır mantıyı içine tamam haklısınız yumurta koyulur. Neden? O da böyle ağzında yumuşak ve erip gitmesi için. Ama onda da pek göremiyordum yani. Bu etkiyi yaratmamış. Yaratmamış. Böyle hamur sanki birbirine yapışmış gibi. Mukaddes Hanım'ın dediği gibi biraz daha yağlı olsaydı, yağla açılsaydı veya aralarına sürülseydi biraz daha böyle ince ve pişmesi daha güzel olabilirdi. Benazir Hanım'ın yorumlarını beğenemedim. Çünkü hep bizden topladığı bilgileri sundu gibi geldi. Evet az çok bir şey biliyorsunuz ama bakalım göreceğiz. Peki beğenmediniz Benazir Hanım? Yok beğenemedim. Peki buyurun salatanın tadına bakalım. Betül Hanım ne oldu? Az önce bir övürdünüz geri geldiniz. Ay yok asla estağfurullah öyle bir şey yapmam. Övmedim. Bir irite oldunuz ama bir tat mı kötü geldi? Yok hiç bir şey kötü gelmedi. Sadece evet otlar. Ot yani salata olarak değil. Ot. Salata olarak kabul etmiyor musunuz? Ot mu sadece? Ot evet ot. Hani parçalar da büyük, elmalar da en azından elmaları hani daha da küçük veya rende yapsaydınız, bir sos bir şey yapsaydınız. Bunun özelliği buydu. Ben istesem size bir soğan, iki domatesle doğrar salata getirdim buraya. Görsellik getirdim ve lezzet ve farkındalık. Gülistan Hanım, hamur attığınızı konuşturamamışsınız. Sadece pratik zekanızı konuşturmuşsunuz. Peki beğendiniz mi? Çok değil, orta seviye değil. Mukaddes Hanım. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Ben de Betül Hanım'a katılıyorum. Benazir Hanım. Çok fazla böyle nasıl desem... Çay saatine uygun buluyor musunuz böyle bir salatayı? Onu sorayım öncelikle. Zaten bir salata olması gerekiyordu bu hamurların yanına. Olabilir ama çok fazla ısırgan yok içinde. Isırgan otu ismi ama... Çok fazla ısırgan otu yok, tadı gelmedi daha doğrusu size çok, alamadık. Size mesela tabağınıza vermemişiz, daha çok temiz otu ağırlıklı vermişiz. Olabilir ama şu anda da temiz otu çok görüyorum ama çok fazla ısırgan otu yok bence içinde. Acaba Kadir bana yardım ediyor, havası ısırganları yedin mi çok beğendim. Ben ısırganı hiç ömrümde yemedim, yemem de ısırganı hiç sevmem zaten. Şöyle söyleyeyim, içindeki sirkeden dolayı ısırganlar çabuk ölmüş. Zaten Gülistan Hanım bilerek zaten karıştırmamış herhalde ki evet. Çok fazla ölmesin. Karıştı. Beğendiniz mi? Yok beğenemedim. Yok. Ayşe Hanım. Görüntüsü çok hoş durmuyor. Yani sebzelerin büyüklüğü falan. Ya ben Betül Hanım'a böyle bir salata yakıştıramadım. Yani
röportajda da söyledim. Yoğurtlu bir salata olsaydı bence bu hamurları yanına daha güzel giderdi diye düşünüyorum. Peki afiyet olsun. Tatlıya geçeceğiz abla birazdan. Bunları verelim. Ben salatayı çok beğenemedim açıkçası. Çünkü sirkesi inanılmaz yoğun olmuş. Turşu kurar gibi baya baya sirke. Bir tasa yakın sirke döküldü onun üstüne. Kadir, onu galiba ben bir hata etmiş olabilirim. Çay bardağı dedim de sonunda dökerken bir baktım su bardağıydı elimdeki. Yani turşu yiyormuş gibiydi. Bir su bardağı. Buna... Yani yarısını yarısını. Var. Heyecandan yaptım. Hepsine canım. Değil ama. Sabah senin gözlerin beni çok bir şaşırttı. Bir de çayın yanında bu tarz güzel. Bir salatayı uygun hatta bulmadım açıkçası. Bir ara Kadir diyecektim, lens mi gözleri diyecektim ama değil sanırım. Anladım peki. Yani ne alakalı onu da Kadir, anlamadım bari ama. Tatlıyla diyor. Susabilir peki, misin tatlıyla dedim. Bu tabaklarımızı alıyorum, tatlı tabaklarımızı geçiyorum peki, hemen. Ben o arada yorumu arkadaşlara yapayım. Ah Kadir, ah! Siz tabakları alın. Ayşe Hanım'a katılıyorum. Gülistan Hanım bize dalga geçiyor. Resmen hiçbir şeyi beğenmiyorlar Gülistan Hanım. Ya bunlar zaten kapıdan girer girmez yüzleri düştü. Sabah kahvede farklıydı komşularım, arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ne oldular bunlar ya? Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar bence bitti. Ben birinciyim. Ben birinciyim. Gülistan Hanım çok güzelsiniz ama masanız gerçekten vasattı. Bu arada bu Gülistan Hanım'ın özel tarifi. Yine bunu da oğluna yapıyormuş evde. Şipşak yani, kıvırma. Normal, kıvırma. Ha, normal burma baklava ya da normal baklavayla karşılaştırmayın. Hı hı. Sadece tatlı. Peki. Bıçak var mı? Bıçaklarımız eksik. Heyecandan hemen geçiriyorum. Tabii. Ve tatlının görüntüsü için ne diyorsunuz? Yemeden önce görüntüsüne beğenmedim. Baktığınızda. Nasıl? Beğenmedim. Görüntüsü al çantanı git diyor. Yanmaktan son anda kurtulmuş gibi. Evet Ayşe Hanımcığım. İçi biraz hamur kalmış gibi. Şerbeti iyi, tadı iyi, çok baymıyor. Ama içi hamur, dışı biraz çıtır gibi ama içi hamur kalmış. Yani bunu da yutarken çok zorlandım. İçi gerçekten hamur. Hamur olduğu damak için diyor. Damak zevkimiz uymuyor. Ayşe Hanım ne yapabilirim senin için? Damak zevki farklı, bir de görüntü sen farklı. Sen yutamıyorsun, edemiyorsun, hayır, yapamıyorsun. Hayır ama ben onu söylüyorum. Kibarsın, naziksin, dedim de dedim, dedim de dedim. Gamze'nin de varmış. Halbuki onu da görüyorum artık yani. Ha bir şey kibarlığından mı yutamıyor? Yani o anladı. Gamze'nin de varmış artık. Gamze'nin de varmış artık. Bu kadar yani da olmaz ama ya. Gamze'nin de var. Dön yani bir yerde dön ya. Artık de ki benim de bir şey olmuş de ya. Ama şimdi gördüğümü de söylemek zorundayım. Ayşe Hanım beğenmemezlik mi yapıyor bol bol? Evet her şey hamurdu da şuydu da buydu ama da. Ama olanı sahneler. Yani hamur değil. Zaten biz bunu hamurdan yapıyoruz peki, zaten. Peki beğenmedi Betül Hanım. Emeğinize sağlık. Evet. Yalnız korkuyorlar yorum yaparken. Evet. Yok evet. Korkmayın. Korkmayın da yani. Kız nasıl korkuyor? Gözün 5 metre dışarıya çıkıyor. Yani şöyle yapıyorsun resmen. Korkmayın. Korkacak ne var? Çok güzel tatlı. Her an içeriden katil uşak gelecek gibi sanki. Leyla. İllallah. Beğendiniz mi Betül Hanım? Baklava dediniz, baklava değil. Kalbura bastı desem o da değil. Maalesef hamuru lezzetli değil. Lezzetli bir hamur değil. Baklava olarak değerlendiremiyorum. Ama Gülistan'ın özel tatlısı olarak değerlendirecek olursam öyle değerlendirmemi ister misiniz? Mükemmel beklemiyorum ama çok iyi bir tatlı olmuş diyebilirsiniz. Gülistan Hanım bırakın da tatlının yorumunu biz yapalım. Siz bizi yönlendirmeyin. 15 bin liralık ödülü olan bir yarışmada 5 tane tatlının yarıştığı bir yarışmada ki diğer tatlıları görmedik. Buna ne kadar oy veririm, ne kadar puan veririm? Birazdan finalde göreceğiz. Peki evet. Bakalım. Mukaddes Hanım. Teşekkür ederiz. Görüntüsünü beğenmedim ama tadını beğendim. Tadını beğendiniz. Evet. Peki. Benazir Hanım. Ben de görüntü olarak beğenemedim. Çünkü şekilleri farklı. Biri büyük, biri küçük ve aşırı kalın bence de. Arkadaşlarıma katılıyorum. Ama tadı güzel. Şerbeti, cevizin yoğunluğu falan güzel. Şimdi şöyle bir şey. Teşekkür ederim. Devam edeceksiniz tabii ki. Yani biri büyük, biri küçük dediniz ya. Yani baklava adı üstüne hemen tatlı istedi canımız. Kıvırdık, hemen yaptık, tatlı yedik. Hanımlar, bence yanlış düşünüyorsunuz. Tatlının tadı güzeldi. Peki, Benazir Hanım beğendiniz mi beğenmediniz mi?
Ben beğenemedim. Peki. Yani bir tık ince olsaydı belki daha güzel olabilirdi. Sonuçta el açması ve şerbetli afiyet bir tatlı. Afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Şöyle söyleyeyim. Evet belki normalde koluyla komşuyla 5 dakikada oturup yapıp sadece boğazımızdan şekerli bir şey geçsin diye yapabileceğimiz bir tatlı. Ama 15 bin lira için yarıştığımız ve hamaratlık üzerine yarıştığımız ve okrovaların tıkırdadığı bir yarışma için uygun bir tatlı değil bence açıkçası. Görüntü olarak da pek beni cezbetmedi. Yani o... Sen de beni hiç cezbetmiyorsun ama ben yan yana oturuyorum. Seninle. Oğlum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sabır ve selamet gösterdiğiniz için bana çok az kaldı. Birazdan çayın gideceğim. Çayın içtin mi yavrum? Bak çayım yok. Gördün mü? Çayım bardağım bile boş. Peki. O zaman nereye gidiyoruz? Haftanın ilk finaline gidiyoruz. Bakalım kim kimi cezbedecek? Kim kime ne kadar puan verecek? Hepsi birazdan Kadir Ezildi ile en amarat benim de. Haydi buyurun. Evet sıra geldi Kadir Ezildi ile Enem Aratveri'nde haftanın ilk gün sofrasına puan vermeye. Buyurun hanımlar bugün Gülistan Hanım'ın hamaratlığına, yediğiniz yemeklerine, lezzetine puanlarınızı verin. Evet, herkes puanlarını verdiğine göre Gülistan abla hazır mısın? Bakalım bu puanlar seni 15 bin liraya götürecek mi? Betül Hanım buyurun. Bugün menüsü için kendisine verdiğim puan 2. Yarın da ikinci gün. Bitti. Şu anda 2'ye karşı cevabın ne? Sormuyor musun merak ettim. Yani onun menüsüne göre de biz bakacağız. Tabii ki hakkını ben vereceğim. Vicdansız davranmam. Ayşe Hanım buyurun siz çevirin. Gülistan Hanım'a puanım maalesef 2. Sormayacak mısın? Nereden kırdınız, ne? Hangisinden kırdınız, neyi beğenmediniz? Yani ben zaten şoklardayım Kadir. Masanın altına mı gireyim? Hani merak etmiyor musunuz açıklamasını? Yani çok merak ettim, çok şaşırdım. Ama acaba dedim bir kelimeye değer mi? Ben de cevap vermesem mi dedim. Çünkü benim bu yaptıklarım bu puana değmiyor. Yani bu puanı hak etmiyor. Bu bir protesto gibi bir şey mi? Evet, yani onu düşündüm. Masanın altına gireyim. Ben kendimden utandım. Biz bu puanı size vermedik ama menüye verdik. Benim menüme verdiğiniz için utandım. Peki Mukaddes Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Bakalım kaç puan gelecek? Size puanım. 2. Evet Benazır Hanım buyurun puanınızı çevirin. Benim Gülistan Hanım'a puanım. 3 puan geldi Benazır Hanım'dan. Evet. Siz 3 puanı neye verdiniz sebebini mesela? Sebebini de söyleyeyim. Ben sarmayı genel olarak beğendim. Mantının içini de beğendim. Yoğurdunu falan. Her ne kadar biraz sarımsaklı da olsa. Ama şöyle bir şey de var. Sonuçta o kadar hamur açmıştı elinde yani. Emeğini göz ardı edemezdim. Peki Güler arkadaşlarınız bu el emeğini göz ardı mı ettiler size göre? Ya onların kendi fikirleri tabii ki eksikti. Yani hayır, çay sizin saatinde... gününüzde de el açması çok olduğunda ister istemez bu el açmasını göz önünde bulundurmalarını istiyor musun? Ya tabii ki sonuçta hani bir hamur yoğurup bir şeyler yapmak başka ama hazır bir yufkayla bir şeyler yapmak başka benim için. Sonuçta o kadar hamur yoğurup yapmış. Benazır Hanım 3 puan verip gününüzde puan mı bekliyorsunuz? Hanımlar nasıl bu el açması menüye 2 puan verdiniz inanmıyorum. Benazır Hanım geç kaldınız. Gülistan Hanım şimdiden yazmaya başladı bile. Toplamda 9 puan ulaştın Gülistan ablacığım. 99 sayalım ben bunu böyle gülerim gene. Kadir. Peki pozitifliğine Allah zeval vermesin. Bu çok güzel bir şey. En azından negatif bir şeyi de pozitif evet. Çevirebiliyorsun. 9 ben puandasın. Kendim adıma değil onlar adına çok üzüldüm. 99 daha gülüşüm kaldı geride. Peki yarın Betül Hanım'ın evindeyiz. Bakalım evet. Betül Hanım dediği kadar hamarat mıymış? Günde 5 defa süpürdüğü evi temiz miymiş? Detaylara önem veriyor muymuş? Yarın bakalım. Betül Hanım'ın evinde her şeyi göreceğiz. Hazırsanız şimdi Gülistan Hanım'a puan vermek üzere gidiyorum. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet Gülistan Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda diyecek fazla bir şeyim yok. Evi gayet güzel, temiz ve tertipli düzenliydi. Özellikle bir haftalık daha gelmiş olmasına rağmen
Ama yemek konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Sadece hamur açmasına bayıldım. Cidden de oklavanın ustası. Efsane yufka açıyor. Ama yemek konusuna gelince birkaç tanesi lezzetsizdi. Özellikle tatlısı pek fazla övdüğü kadar lezzetli değildi. Şimdi yemeklerine ve temizliğine puanımı veriyorum. Evet, Gülistan Hanım'a puanımı verdim. Bugün Gülistan Hanım gününü atlattı. Yarın Betül Hanım'ın evindeyiz. Bakalım bu kadar kendine güvenen, her şeyi rahat rahat eleştiren Betül Hanım gerçekten de hamarat mı yarın göreceğiz. Hazırsanız aynı saatte Fox ekranlarında hepinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.